Sevgili izleyiciler günaydın. 10 dakikalık bir gecikmeyle başladık. Evet malum hava ve kış koşulları diyelim. Dışarıda soğuk ve karlı bir hava var. Görüyorsunuz arkada kar yağıyor demek isterdik ama inanın ordunun en daha doğrusu Türkiye'nin en küçük büyük şehrinde trafiğe yakalandık. Evet sabah trafiğine yakalandık ve 10 dakikalık bir gecikmeyle sizlere başlarken bugün bizi dikkatle izlemenizi, takip etmenizi istiyoruz. Çünkü hem Türkiye'de hem Ordu'da ilginç gelişmeler, ilginç olaylar olmaya devam ediyor. Yaklaşan yerel seçim mi yoksa geçim mi? Evet, size soruyoruz. Vatandaşın derdini yaklaşan yerel seçim mi yoksa geçim mi, ekonomi mi? Bunları soracağız. Hepsini ve daha fazlasını bulacaksınız. Hani diyorlar ya, siyasetçinin derdi vatandaşı gerdi. Yok yine gergin bir program olmayacak. Konuklarımız olacak yine. Gazeteci Zeki Özel canlı yayında konuğumuz olacak. Yine orduyla ilgili, çevreyle ilgili, çevreye hassas noktalarla ilgili görüş ve düşüncelerini soracağız. Ama bunu sorarken de hukuk köşemizde de yine sizin merak ettiğiniz konu ve konu başlıklarını konuşmak, tartışmak boynumuzun borcu. Bu arada bir izleyicimiz demiş ki, daha doğrusu sevgili Ahmet Serdar, sizi beklerken uyumuşum vallahi, günaydın demiş. Doğru söylüyor, haklısınız. Çünkü yatakta izliyorsunuz ya da henüz daha yeni kalkmışsınız. İşte doğalgazınız var ya da sobanız yanıyor falan. Dedik ki biz dışarıda kar tipi var falan, böyle o karda tipi de gelemedik ama keyifli güzel bir program olacak. Evet. Şimdi tabii en fazla o konuşuldu. En fazla onun adaylığı merak edildi. Biraz da işte CHP'den mi olacak, İYİ Parti'den mi olacak derken Saadet Partisi'nden aday olarak gelen İdris Naim Şahin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak vitrine, görücüye, vatandaşların karşısına çıktı. Bakalım nasıl bir seçim süreci olacak? Mustafa da güzel mi olacak? İdris Naim Şahin mi olacak? Mehmet Hilmi Güler mi olacak? Tabii partilerin isimleri dışında kendi isimleriyle de kendi bugüne kadar yaptıkları, yapmadıkları, birisi uzun yıllar hekimlik yapmış, on binlerce hastaya dokunmuş bir insan, diğeri Enerji Bakanlığı yapmış, orduya doğalgazın gelmesinde, birçok yatırımın gelmesine etkili olmuş bir insan. Bir diğeri de işte İdris Naim Şahin, birinci haberdi haberimizde. Bu konuda duyarlılık gösteren herkesi ben gönülden kutlamak istiyorum. Orduların çağrısına kulak tıkamadı. Üzerine oynanan tüm oyunlara rağmen cesur yüreğini bir kez daha konuşturdu. Çünkü o gönülden sevdalandığı şehrine her zaman sahip çıktı. Hangi makamda, hangi görevde olursa olsun memleket sevdasını sözle değil, icraatla kanıtlayan İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sahalara dönüyor. Bu seçimlerde milletimiz ile ittifak yapıyoruz. Adaylarımızı tespit ederken seçmenimizin, halkımızın taleplerine dikkat alarak tespit etmeye çalıştık. Kimliği, kişiliği temiz adaylarla seçmenimizin önüne çıkıyoruz. Bugün 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle ordumuzun Büyükşehir Belediye Başkan adayının şehrimizin sevilen yiğit evladı Sayın İdris Naim Şahin olduğunu bilgisini sizlerle büyük bir memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Sayın Şahin ile yapılan görüşmelerle ilçe belediye başkan adaylarımız ve belediye meclis üyesi adaylarımız tespit edilmiş. İlçelerin mevcut siyasi şartları, seçmen yapısı, seçmen yönelimleri de bu tespitlerimize dikkat alınmıştır. Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin resmi başvurusu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu imzasıyla yapıldı. Böylece İdris Naim Şahin'in adaylığına dair süreç de tamamlanmış oldu. Saadet Partisi 19 ilçede de kendi adaylarını gösterecek. Tespit edilen adaylarla seçimden en iyi sonucu alan partinin Saadet Partisi olduğu 31 Mart'ta görülecektir. Bu seçimlerin sonucunda Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclislerinde güçlü bir şekilde Saadet Partimiz yer alacaktır. Vatanını sevmek önce şehrini sevmekten geçer diyen Şahin, nerede bir ordulu varsa desteğini siyasi yaşamı boyunca hiç eksik etmedi. Önce memleketim dedi her zaman.
En önemli hizmeti ise Samsun ve Trabzon arasına sıkışmış denilen orduyu büyük şehir yapmak oldu. Büyükşehir ordunun mimarı Şahin, Trabzon baskısına rağmen olacak dedi. Ordu Giresun Havalimanı'nı orduya sadece 528 iş gününde kazandırdı. Ordu çevre yolunun temeli onunla atıldı. Ordu Spor yarım asır sonra Süper Lig heyecanını onunla yaşadı. Orduya dair bugün ne varsa hepsinin altında kocaman bir İdris Naim Şahin imzası da var. Şimdi ismiyle markalaşan bir siyasetçi olarak gönülden sevdalandığı memleketiyle yeni yatırımları buluşturmak istiyor. Doğudan batıya görev yaptığı her yerde iz bırakan Sayın Başkanımız, Ordu'da da hoş bir sada bırakmıştır. Bu güven ve sevginin ifadesi olarak vefalı hemşerilerimizin adeta söz ve gönül birliği yaparak pek çok iş ve çalışmasının yanında kuruluşuna öncülük ettiği Ordu Büyükşehir Belediye'mize başkan olmasını istemişlerdir. Bu istek son 6 aydır artarak devam etmiş ve karşı konulmaz bir ısrara dönüşmüştür. Diğer siyasi partiler yanında partimiz de değerli hemşerilerimizin bu ısrarlı isteğine aracılık etmiş ve kendileriyle genel merkezimizin yürütmekte olduğu görüşmelerin sonunda dün itibariyle Sayın Şahin ile başkan adaylığı konusunda mutabakat sağlanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde genel sekreter yardımcılığı görevini yapan Şahin, AK Parti'nin kurucuları arasında bulunan bir isim olarak da tüm bilgi birikimi, siyasi referansı ama en çok da orduya olan sevgisine güvenerek şimdi hemşerilerinden destek bekliyor. Severek, sahiplenerek aynı zamanda ülkesinin tamamını sevmiş ve sahiplenmiş olur. Bu bakımdan da ordu sevgisiyle her zaman gurur duymaktayım ve o sevgim her gün artmaktadır. Öte yandan Saadet Partisi'nin aday açıklamasıyla birlikte sosyal medyada adeta İdris Naim Şahin rüzgarı esti. Şahin'in sosyal medya profiline destek mesajı yağdı. Bir anlamda bu geliş hem iş hem çalışma ama aynı zamanda amacını da içeren bir geliş oluyor. Vallahi şimdi hatırlayın, geçen hafta Perşembe günü bir açıklama yapılmıştı. Açıklamayı hatırlayınız. Kim yapmıştı bu açıklamayı? İyi Parti il başkanı yapmıştı. Çarşamba mı yapmıştı arkadaşlar? Evet, İyi Parti il başkanı Kurmayla ile birlikte açıklama yapmıştı. Çok da heyecanlıydı, çok da istekliydi. Onların isteklerini, heyecanlarına ve bu anlamda bir adayı böyle coşkuyla tüm teşkilat olarak karşılama niyetlerini biz bir kenara bırakıyoruz ama İYİ Parti İdris Naim Şahin'i aday açıkladıktan yaklaşık 5 saat sonra tüm Türkiye'yi şok eden, bizim de aklımızda alay eden bir açıklama geldi. Meral Akşener nereden açıklama yaptı? Mersin'den açıklama yaptı. Niye açıklama yaptı? Orada MHP'den İYİ Parti'ye geçen adaya destek vermek için ve özellikle HDP ve CHP ile birlikte hareket edip seçimi almak için yaptıkları bir taktik sonrasında özellikle parti içerisindeki ulusalcıların bunun başını Ümit Özdağ ve Aytun Çırak'ın çektiği Doğu Perinçek tandentli bir operasyonla İdris Naim Şahin aday olursa partiden istifa edeceğiz resmini çeken bu arkadaşların elinde Mersin patladı. Evet, biliyorsunuz dün Yüksek Seçim Kurulu'na evet aynen böyle söylüyorum ve gülerek tebessüm ederek söylüyorum. Alma ordunun ahını, çıkar Mersin'den diyoruz sevgili Ümit Özdağ ve Aytun Çırak. Meral Hanım'ı bir kenara bırakıyoruz ama bakın dün Mersin'de İyi Parti il teşkilatı, Mersin il teşkilatı YSK listeleri göstermediler ve İyi Parti'nin Mersin adayı seçime katılamıyor. Böyle bir durum. İkinci haber. İzleyelim. Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler, aday listelerinin son şekillerini vererek belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeleri için listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. AK Parti ve MHP Türkiye'de 30 büyük şehirde işbirliği yapıyor. O iller arasında Ordu da var. Ordu İttifakı, Cumhur İttifakı belediye başkan adayları ve meclis üyeliklerinde listeleri birlikte hazırladı. Daha önce başkan adaylarını açıklayan AK Parti'de Altınordu Belediye Meclis Üyesi listesi de belli oldu. AK Parti ile MHP ittifakında hazırlanan listede mevcut Altınordu Belediye Meclis Üyelerinden 2 kişi kendine yer buldu. Henüz resmi açıklama yapılmadı. Listenin şu şekilde oluştuğu belirtildi.
Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı, Aşkın Baş, Bilgisayar Mühendisi, İsmet Yücesoy, Aydoğan Eski Belediye Başkanı, Rıfat Poyraz, Yönetici İnşaat, Serdar Akpınar, Esnaf, Hatun Öz, Esnaf, Ahmet Tülür, Makine Mühendisi, Serkan Danış, Bilişim Uzmanı, Eyüp Bülür, Mali Müşavir, Ömer Altınel, İşletme Müdürü, Gökhan Yener, Makine Mühendisi, Gökhan Şahin, Mali Müşavir, Betül Serdaroğlu, Yönetici, Doğa Katırcıoğlu, Eczacı, Gamze Güler, Avukat, Engin Özenç, Turizm Otelcilik, Oktay Yücedağ, İnşaat, Mustafa Şen Ocak, Mali Müşavir, Osman Bacınoğlu, Emekli, Ali Uğur Özdemir, Mimar, Erol Oktay Yalçın, Turizm, Fatih Tanıverdi, Esnaf, Ayşe Eygün, Esnaf, Mehmetcan Şeker, İnşaat, Kemal Anaç, Mali Müşavir, Aydın Çakmak, Kooperatif Müdürü, Furcan Yıldırım, İnşaat Mühendisi, Süleyman Yeşilyurt, Makine Mühendisi, Kontenjan, Olgun Ocak, Mimar İsa Hitaloğlu, Bankacı Ahmet Akyurt, AB Proje Uzmanı. Öte yandan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişledi. MHP 17 ilde, AK Parti 4 ilde adaylarını çekme kararı aldı. CHP ve İYİ Parti de Millet İttifakı'yla Ordu'da birbirini destekliyor. Bu destek belediye meclis üyelerinde de geçerli. CHP Altınordu Belediye Meclis Üyesi listesinde İYİ Partililer de yer alıyor. Liste şöyle: Ertuğrul Yüksel, Sami Torun, Haluk Saymaz, Aysun Azaklı, Hüseyin Bayrak, Şenol Pazar, İYİ Parti, Resul Güreşçi, Sedat Gürsoy, Yusuf Binici, İlayda Aksoy, Çıra Bülent Şahin, Zafer Aydoğan, İYİ Parti, Sevgi Kılıç, Osman Kalapat, Hayati Saylan, Turgay Altınışık, Aynur Akar, Cemil Sezer, Emrah Bayraktaroğlu, İYİ Parti, Sevgi Şimşek, Nuriye Canlıca, İYİ Parti, Yeşim Ülgü, Caner Sezer, Umur Tiryaki, Yağız Alper Akata, Soner Şensoy, Selma Gülseren, Levent Turan, Kontenjan, Gürsel Erkoç, Recai Başar, Duygu Canik Karasu. Evet, vatandaş şu soruya cevap veriyor. Seçim mi, geçim mi? Durum ne? Günaydın diyen dostlarımız var. Perşembe ilçemizden günaydın. Vatandaş geçim derdinde, seçim umurunda değil diyor dostlarımız. Günaydın geceden demiş Bülent Kovan. Nöbetten mi geliyorsun Bülent kardeşim? Uğur Kobaloğlu da günaydın, hayırlı sabahlar. Adapazarı'ndan izliyoruz. Günaydın diyen dostlarımız var. Eyüp Kaya. Sezer kardeşimiz Çaybaşı İlköz'den bizi de unutmayın demiş. Ne demek efendim? Ramazan Taş, Akın Bey günaydın, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Taksim'deki tüm arkadaşlarımıza selamlar. Ali Kemal Kubaloğlu da güneşli aydınlık bir günden size ve TV52 ailesine günaydın diyor. Sevgili Bülent Akçay, yeni bir söz bulsam neye yarar ki? Söylemediklerimiz ince bir sızı gibi demiş. Hakikaten öyle. Bugün söylemediklerimizi konuşmak için gazeteci, aktivist, aslında böyle doğuştan aktivistlerden bir tanesi sevgili Zeki Özel'i, Olay Gazetesi imtiyaz sahibi sevgili meslektaşımızı, abimizi konuk alacağız. Geçtiğimiz günlerde hani ben arada böyle çekiliyorum burayı görmeniz için, şöyle yapıyorum. Tam şurada, şu arada şöyle bir yerde bir konut yükselmeye başladı. Hani aklımızla alay mı ediyorsunuz der gibi yapmaya devam ediyorlar. Bu konuyu konuşacağız. Duru Gölü konuşacağız. Botanik Park'ı konuşacağız. Ordu'da yoğunlaşan beton bloklarını konuşacağız. Hepsini ve daha fazlasını birazdan konuşacağız. Ama isterseniz şu Tanzim Satış'la birlikte Tanzim Satış noktalarındaki satılan sebze ve meyvelerle birlikte ortaya çıkan tabloya bir bakalım 3. haberimizde. Şu an zaten marketçiler olarak biz meyve sebzeden ciddi anlamda zarar ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sebze meyve fiyatları için sert eleştiriler yapmış, fiyatların reyonlara yansıması gerektiğini ifade etmişti. Eski alım gücünü yitiren, deyim yerindeyse ekonomik durumun içinde boğulan vatandaşa ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çözüm gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzim Satışları gündeme getirdi. Tanzim Satışlar Ankara ve İstanbul olmak üzere iki şehirde başladı başlamasına ama sebze ve meyve hale esnafları haksız rekabet ortamı yaratıldığını söyleyerek hale esnafı olarak hedef gösterildiklerini belirtti. Haksız bir rekabet ortamı yaratıldı. Örneğin biz burada iş yerleri olarak, çalışan esnaflar olarak hepimizin çalıştığı iş yerlerinde personellerimiz var, çalışan kişilerimiz var, iş yerleri kiralarımız var, sigortalarımız var, vergilerimiz var. Bu açıdan rekabetsiz bir ortamda çalışıyoruz. Bu da bize haksız bir rekabet ortamı sağlıyor. Durum böyle fakat tek dertli halciler de değil. Bir tepki de perakendecilerden geldi. Tanzim satış uygulamasının uzun sürmesi durumunda
bakımında büyük zarar göreceklerini belirterek sistemin bir an önce sonlandırılmasını istediler. Konuyla ilgili açıklama yapan Karadeniz Perakendiciler Derneği Başkanı Osman Kalafat, yapılması gereken ilk şeyin ise doğru planlama olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızın halkın daha ucuz beslenebilmesi için yaptığı etkinliğe katılıyorum. Ancak yapılan etkinlikte bir yanlış var diye düşünüyorum. Çünkü yıllardır köylülük bitti. Köylülük bitti derken Türkiye nüfusunun %4'ü çalışabilir durumda köylerde yaşıyor. %4'ün de 81 milyona bakması çok mümkün değil. Girdi maliyetlerine değinen Kalafat, arz talep dengesine göre fiyatların şekillendiğini kaydetti. Girdi maliyetleri çok yüksek. Yıllardır biliyoruz ki sebze meyvede arz talep dengesine göre fiyatlar şekillenir. Eğer ürün çok azsa fiyat artar, ürün çok bollaşmışsa fiyat düşer. Kaliteli ürünü ucuz fiyata satmak hepimizin derdi. Bu sorunu çözmek için hepimiz mücadele ediyoruz. Ancak dönemsel olarak ürün çok az çıkabiliyor. Çok az çıktığında da Türkiye bir de ihracat ayağı olan bir ülke. İhracata giden ürünlerin Türk parasının değer düşmesi nedeniyle bizim paramıza göre çok değerli olduğu dönemler yaşanıyor. O nedenle de fiyatlar yükselebiliyor. Peki çözüm olarak ne uygulanabilir? Karadeniz Perakendeciler Derneği Başkanı Osman Kalafat açıklıyor. Girdilerin düşürülmesi olabilir. Ben devletin 7 liraya mal edip 5 liraya ürün satmasını ve bu aradaki farkın da bizim vergilerimizden karşılanmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde de bütün perakendeci üyelerimiz bundan rahatsızlar. Şu an zaten marketçiler olarak biz meyve sebzeden ciddi anlamda zarar ediyoruz. Sevgili izleyiciler, canlı yayın konuğumuz var. Gazeteci Zeki Özel, Olay Gazetesi imtiyaz sahibi Zeki Bey'le orduyu konuşacağız. Biraz ordu siyasetini konuşacağız. Biraz ordunun çehresini, doğasını konuşacağız. Biraz da şimdi Mersin'i konuşuyorduk. İyi Parti Mersin'den aday çıkartamadı. Geçtiğimiz hafta da Meral Akşener ordu ile ilgili aday göstermeyeceğiz dediği açıklamayı nereden yapmıştı Sayın Özel? Mersin'den yapmıştı. Evet. Alma ordulunun ahını, çıkar Mersin'den. Hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Aha da geldim diyor. Evet, ben nihayet 4 aydır, 5 aydır sevgili izleyiciler, bir de Zeki Bey TV52'nin, Kanal 52'nin kurucularından, eski ortaklarından. Bu binada da kendisiyle komşuyuz. Hani çok uzaklardan birçok konuğumuz gelmiş olmasına rağmen hadi Zeki abi, hadi Zeki abi. Ama en son karşıda bir durumla ilgili olarak sıcak bir gelişme olunca Zeki abiye en son bir röportaj yaptırmıştık. Şimdi Emirhan'dan rica ediyorum. Emirhan, şu dışarıdaki ucubeyi bir çeker misin? Ordu'nun ucube anıtını. İlk adım anıtının yanındaki o inşaat kısmını. Biz de o mihvalden konuşmaya başlayalım. Evet Zeki abi. Günaydın izleyenlere de, hepimize de. Önce şu seçimle bir başlayalım. Yaklaşan yerel seçimler, nasıl görüyorsun tabloyu? Dün İdris Naim Şahin açıkladı. Vallahi İdris Naim Şahin'in aday olup olmayacağı falan epeydir tartışmadaydı. Çok konuşuldu. CHP'den başladı. Hatta genel başkan yardımcısı adayımız falan böyle anlattı. Bir şey hareketlendi, bir hamle oldu, sonra geri hamle oldu. Peşinden İyi Parti'den beklenti vardı. İyi Parti yerelde adayımız, Ankara'dan gelen sesler de çoğu zaman öyle. Bugün aslında açıklayacağız, yarın açıklayacağız derken böyle kendi adaylığı çıktı ama genel başkan düzeyinde böyle şey yapmadılar, aday olarak göstermediler. Nihayet Saadet'ten dün netleşti. Önce seçime bir heyecan ve şey gelecek İdris Naim Şahin'le beraber.
Yani çekişmeli bir seçim şeyi başlayacak. Biz gazeteciler de bunu isteriz aslında, evet, değil mi? Yani bu olmalı. Yani evet. Tek taraflı seçim heyecanı olmalı. Bir maça gidiyorsun şimdi. Maça gidiyorsun. Yani şey galibi belli. Bir maça gitmek kim zevk alır? Evet. Almaz. Burada da tartışılacak, konuşulacak. Herkes kimliğiyle, kişiliğiyle, yaptığıyla, yapacağıyla, projesiyle, daha önceki yaptığı işte karnesindeki düzgün notlarıyla, referanslarıyla huzura çıkacak, insanlar da onlara oy verecek, seçecek. Peki. Bence şey oldu, heyecan katması peki, güzel oldu. Peki üçlü bir seçim mi olur yoksa ikili bir seçim mi olur? Onu nasıl görüyorsun? Ha, CHP adayı... O şimdi CHP adayı, yani o herkesin şeyi, tamam ittifak yok ama ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak. Yani bu zaten Türkiye genelinde de olan o. AK Parti kalsın, AK Parti gitsin. Evet. Şimdi seçmen AK Parti'den yana oy kullanacak olanı tartışmasız AK Parti'nin ama, adayını. Evet. Ama diğer tarafta iki tane şey var, AK seçmen Partili. Var. Evet, buyurun. Nedir? Biri CHP'nin adayı, biri şey. Bence CHP'nin adayı veyahut da normal AK Parti gitsin diyen vatandaş diyecek ki, ya CHP ilerideyse ben CHP'nin şanslı olan adayına destek vereyim, AK Parti gitsin diyecek. Veyahut da CHP'nin adayı, seçmeni pardon, diyecek ki ya AK Parti gitmesi için ben CHP değil bu defa Saadet'in partisine... Burada parti ismi değil de adayın kazanması için mi adaya diyorsun? Dönük aynen. Tercihler aynen. Olacak. Türkiye'de olduğu gibi AK Parti gitsin, AK Parti kalsın. Evet. Seçim böyle olacak. Onu da sandıkta karar verecekler. Evet, CHP'li birçok seçmenler de şunu duyuyoruz. İşte iki tane eski AK Partili bakan yarışıyor. İşte biz CHP'liyiz. Hani böyle bir de kemikleşmiş de bir zihniyet var. Ama ben şunu da onlara görüyorum. Onlara da saygı duyuyoruz tabii. Yok, saygı duyuyoruz herkese. Biz zaten kimsenin böyle siyasetine müdahil olup da şöyle böyle diyecek halimiz yok. Adaylarımızın hepsi de iyi. Ama iyi olmaktan iyi belediye başkanı olmak apayrı bir şey. İdris Naim Şahin gerçekten orduya hizmetleri olan, birleştirici bir kimliği olan bir siyasi büyüğümüz. Bunu kanıtladı. Yani arenaya ilk defa çıkan bir insanın söyleyecekleri bir şeyle kendini kanıtlamış siyasette aynen. Birisinin söyleyecekleri çok farklı. Yani o daha inandırıcı olabilir. Bunu ordunun bakanı olduğu dönemde kendisini gördük. Yatırımlarında, söylemlerinde, eylemlerinde. Biz o dönemde ordulu olmaktan ezilmedik de. Yani bir hizmetimiz bir şey olacaksa İdris Naim Şahin gerçekten devredeydi. Onun olduğu bir yerde hiçbir zaman ordunun hakları göz ardı edilemedi. Birleştirici bir yanı var. Siyasette herkes şey, biz üniyelilik, orduluk çok çektik. Ama o ordunun her tarafını bir bütün olarak gördü. Bu da yetmedi. Böyle rakamlarla oynamayı çok seven, isimler üreten bir kimliği de var. Şunu söylüyordu. Mesela Giresunlu'yu bile kucakladı havaalanında. Biz dedi burada beraberiz dedi. İşte ordunun 52'sinin arkasına 8 getirdi. 528 yaptı. Aynen. Ben Pirazizli, Giresunlu arkadaşlarımızdan görüyordum 528. Şimdi Akyazı'da bir fırıncı var. Pirazizli, hem ordulu ama plakası 528. Ya yani böyle şeyler üretiyordu. Altınordu'nun isim babası. Altınordu'nun isim babası. İsim babası Altınordu'da bence orada bir yanlış oldu. Tartışılırdı. ama evet. Tamam altından ya yani gümüş ordu olsun demiyoruz ayrı bir şey. Güzel evet. Ama yani şey yaşanan şehirle biraz daha tartışılıp konuşulup bir şeyler çıkabilirdi. Ben zaten büyükşehir mantığındaki kabul etmediğim en büyük şey de köylerin mahalle olması. Buna içim üzülüyor. Yani hepimiz köylüyüz ama köyler köy kalmadı. Böyle adı da değişti. İşlev de değişti. Köyde artık üretim yapılamaz bir şehir mahallesi oldu.
köy konseptinde kalsaydı, köy mantığında kalsaydı bence daha iyi olurdu oralar. Neyse, siyaset bir heyecan gelecek. Ne evet. zaman geliyor bilmiyorum. İdris Naim Şahin'in orduya gelmesi. Duyumlarımız şu yönde. Cumartesi günü bir herhalde büyük bir konvoyla evet. Ünye'den başlayarak Fatsa'ya ve finali Ordu'da yapıp üstünü karargahını Ordu'ya kuracağı yönde duyumlarımız var. Evet. Şimdi diğer adayımız Mustafa Adıgüzel. O da doktorluğuyla, kişiliğiyle Ordu'da kendini sevdirdi. O da iyi. Başarılı bir doktordu. Hilmi Güler'e hiç şeyimiz yok. İyi bir insan. Sempatik, mütevazi bir insan. Mehmet abi denilmesini istiyor. Mehmet abi denilmesini istiyor. Mehmet ordunun Mehmet abisi olacağım şimdi, diyor. Ama şöyle bir şey. İyi niyetle iyi belediye başkanlığı bence o tartışılır. Tamam, çok iyi bir insan ama iyi belediye başkanlığı yapar mı? Onu göreceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Avantajı şu, iktidarın belediye başkanı. Ama iktidarın belediye başkanı demek her şeyi iyi yapacak diye bir şey yok. İşte Enver Yılmaz örneği. Tabii Enver Yılmaz'ı İstanbul'u, Ankara'sı falan filan, Bursa görevden alınan. Bu belediye başkanlarının yanında hani. Tabii. Yani. Ama Türkiye'nin tartışmasız kabul ettiği en başarılı belediye başkanı Eskişehir Belediye Başkanı. Muhalefet. İktidarın hiç ilgisi yok. Muhalefet. Ama her sene herkesin takdir ettiği bir belediye başkanı. Yani belediye başkanı iktidardan olacak diye bir şey yok. Evet. Çok ben, örnekleri var. Tabii örnekleri var. O örneklerden yola gidersek belediye başkanı yeter ki kendi projeleriyle, kendi bütçesiyle, İş kendi yapabilen, becerikli. Tabii. Yani kadrosunu herkes kurmalı. Tek başına ne İdris Naim Şahin, ne Mehmet Hilmi Güler, ne bir şey değil, diğer adayımız Mustafa Adıgüzel. Yani gerideki ekip bu işleri yürütecek çok iyi bir kadro kurması lazım. Şehir bizim. İnşallah en iyisi olur, en iyi hizmetleri yapar. Bizim bir ön yargıyla kimseye karşı geleceğimiz, düşüneceğimiz şeyimiz yok. Hepsinin yolu açık olsun, hepsine başarılar diliyoruz. Evet. Evet. Zeki abi, sen ve senin gibi birçok değerli dostum, abim çevreye karşı zaman zaman hassasiyetlerinizi hem gazete köşenizde, hem sosyal medyanızda, hem de yaşam tarzınızda felsefe edilmiş insanlarsınız. Ben de yıllardır sizler gibi, işte sevgili Enis Ayar gibi, sevgili böyle çevreye karşı duyarlı, hassas ismini işte birçok dostumuz, arkadaşımız tabii, gibi. Birkaç kişi değil yani. Bu, evet, birçok insan evet, var orada. Evet, evet. Çevreye karşı çok böyle dikkatli, hassas. Evet. İşte Çevre Derneği'ndeki arkadaşlarımız gibi zaman zaman hani onlarla mesleki pozisyonumuz gereği bize ulaştıklarında bazı haberleri yapamama sıkıntısını yaşasak bile ortak paydamız ordunun çehresinin, doğasının bozulmaması. Evet. Orduya yapılan her türlü çirkin hamle, hareket hepimizi rahatsız ediyor. Ama bir tanesi ki bu Durugöl'le ilgili haberi de ilk benim fikrimdi. Buradan itiraf ediyorum. İlk o haberi ben yaptım. Hatta giden belediye başkanı Sayın Enver Yılmaz da bu haberden sonra makamına bir sohbet için çağırdığında biraz da böyle sinirli bir şekilde bu haberi sen mi, yani siz mi değil, sen mi yaptın dediğinde, evet biz yaptık ama iyi ki de yapmışız diyorum şimdi. Bakın, bugün sizin de geldiğiniz noktada Durugöl'ün hakikaten birazdan bu imza kampanyasına da geleceğim. Başka noktalara da, lokasyonlara da geleceğiz ama gelelim. Durugöl hakikaten çok çirkin bir yere doğru gidiyor. Şimdi Durugöl tabii yanlışlardan bir tanesi. Son dönemlerdeki de en büyük yanlışlardan bir tanesi. Durugöl adını o gölden alan ama yoğun bir şekilde inşaat yapılan, hem de kütle olarak yapılan, stattı, kapalı salondu, şeydi, artık orası taşıyamıyor. Taşıyamıyor. Stat bir yanlıştı. Biz arkada fabrika da var, oranın da bir yoğunluğu yani var. Yani fabrika var, şeyler var. Yani o insanların, o semtin bu kadar şeyi taşıyacak bir konumu yok. Yani böyle bir başka şey yok. Zaten oraya sıkışmış. Yukarıdan soyadan yolundan gelen bir yol, bir de sahilden gelen yol var. O yollar bile yükünü şu anda taşımıyor. Yani bir de stadın olduğunu, o konut yerleşimin olduğunu düşünelim. Felaket bir şey olur. Biz burada konuştuklarımızı
zannedilmesin ki izleyenlerimiz. Yani Enver Yılmaz gitti de şimdi rahat rahat konuşuyorlar. Ben Enver Yılmaz makamındayken, makamındayken orada eylem yapılınca en öndeydim. Pankartı açtım. Gerekli tepkilerimizi orada da konuştuk. Gazetede yazılar yazdık bunu haftalarca. Enver Yılmaz'dan önce biz Duru Göl'ün 8-10 yıl öncesinde Duru Göl Kuru Göl olmasın manşetlerimiz yine vardı. İş Adamları Derneği Başkanı Kadir Engin 30 yıllık 40 yıldır Duru Göl mücadelesi veriyor. Şimdi şu zannedilmesin, Enver Yılmaz gitti şimdi konuşuyorlar. Enver Yılmaz'ın yaptığı her yanlışta kendisine söyledim, kendisine ya yüzüne son dönemde artık çabuk kırılıyor böyle küsüyor veyahut da onun hesaplaşmasını yapıyor. Makamına bile bizi kabul etmedi. Böyle 4 ay 5 ay sonrasına randevu verdi. Ben de randevuya gitmedim. Ben dedim 4 ay sonra randevu veriyorsa benim görüşecek hiçbir şeyim yok. Her şeyimde ben kendi işim için gitmedim. Hep ordu için gittim. Ona çok katlı binaların yanlış olduğunu her defasında anlattım. Şeyde Yelken Kulüp'te yapılanın yanlış olduğunu anlattım. Ben sadece Duru Göl'de değil, Yelken Kulüp'te de, Belde Otel'de de, zamanında oralarda da her tarafta eylemlerde oldum. Sadece söyle, görmezden gel, boş ver, sana ne, bana ne bunları söylemedim. Bunların hepsini kendi yüzüne karşı söyledim. Stadın da yanlış olduğunu söyledim. Hatta önerilerde de bulundum. Şunu söyledim, çok iyi hatırlıyorum. Bak, şehir içinden stadı kaldırıyoruz, şehrin içine koyuyoruz. Ne kadar saçma. Evet, yani bu yanlış bir şey olacak. Bu stadın ömrü, stad şehirlerin tarihinde 60 yılda, 70 yılda bir kere yapılır. Bunlar şehrin gelecek 50 yılına hitap edecek bir şey olacak. Zeki abi, Samsun stadı nerede abi? Şehrin evet. Dışında. Evet. Trabzon stadı nerede abi? Şehrin dışında. Evet, yol evet. Kıyısındakisi de. Evet, bir de bulvarların üstünde, stadların en önemli özelliği, bulvarların üstünde trafiği kesmeyecek şekilde bir tahliye ve giriş çıkışları olması lazım. Bunları hatta Zeki Çol'la falan da tartıştık. Neresi olur, ne olur, başkana önerelim, şurayı yapalım, burayı alalım. Hatta Gülyalı'ya kadar gittik böyle. Nerelerde nasıl olur? Çünkü çevre yolunun bağlantısı çok daha önemli. Şehrin içinden önemli. Şehrin içinden gelmektense ilçeler gelecek. Başka illerden buraya gelenler olacak. Kesinlikle çevre yoluyla bağlantılı bir yerde olması lazım. Doğa Koleji'nin karşısında o Kadir Engin'in o kivilinin olduğu yerde. Şimdi oralarda söyledi. Şöyle bir haklılığı vardı. Dedi ki ya buna dedi bakanlık para çıkaramıyor. Bunu diyor kendimiz halletmemiz. Ama yani böyle bedava yer bulmak, beleş bul, nerede beleş oraya yerleş. Bugün bu en pahalı bir, en evet. Pahalı yatırım oluyor. Ne oluyor şimdi yapılması kimse Allah razı olsun diyemiyor. Niye yapıldı diyor. O kadar para harcandı, halen de harcanıyor. Yarın öbür gün o trafikler düğüm olduğunda insanlar bir daha başlayacaklar. Şu bu saçmalık niye? Şu stada bakar mısın abi, şu yoluna bir bakar mısın? Evet, evet gerçekten. Evet. Yani buna zamanında o yandaki yeşillikte Duru Göl dediğimiz o arsa, hani Duru Göl kurtulsun dediğimiz arsa, bir de oraya şimdi bloklar yapılınca vallahi bu yazık, felaket bir şey. Bunu belki birazcık absorbe edecek olan orada yanında bir yeşil alanı kamuya açmak, insanlar bu olabilirdi ama üstüne üstlük AVM Duru Göl'de, stat Duru Göl'de, 1200 konutluk 30 katlı binalar Duru Göl'ün arazisinde. Ya bu Duru Göl neymiş arkadaş? Böyle bir şey olur mu ya? Eskiden yani, çok hatırlarsın bataklık, cillik derler ya. Bataklık da avcıların gidip geldiği yer. Bir yer evet. Sazlık diyelim evet, artık. Evet, evet. Yani Duru Göl'de çok kötü şeyler oldu, yapılıyor. Ha Duru Göl'de çöp dökmemeyle ilgili belediyeyi, Enver Yılmaz'ı kutlarız. Tabii, güzel aynen. Bir şey. Ama bir biz önceki başkanın onu, yapamadığını yaptı. Evet, bir önceki başkan orada kanalizasyon arıtmayı koydu. Bugün stada karşıyız, orada arıtmaya da karşı olduk biz zamanında. Orada insanlar kanalizasyon kokularıyla pencerelerini açıyor. Orada oturan insanlar, semtte ağır koku var.
Biz orada çöp... Şu an koku kalmadı biliyor musun? Var, koku var. Olmaz. Var, şeyden dolayı var. Çöp kokusu yok. Çöp kanalizasyon kokusu yok. Kanalizasyon var. Var. Özür dilerim. Şimdi biz orada hatta röportaj yaptığımızda Enver Yılmaz bize de darıldı. Siz niye yazmadınız, yazmıyorsunuz? Biz aslında aylar öncesinde yazdık ama herkese konuşulanı bizim yazma tarzımız farklı. Herkese konuşulan herkesin yazdığını yazmayız. Biz gideriz sahaya girdik Durugöl'e. Durugöl'ün yeni muhtarı, eski muhtarı konuştu. Ne dedi? Biz dedi Durugöl için dedi Enver Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Ama burada kanalizasyon kokusundan burada yaşanmaz haldeyiz. Burada bu sıkıntımız devam ediyor. Sen bunu niye yazdın gibisinden birazcık böyle küstü Enver Yılmaz. Bilmiyorum böyle bir şeyleri de oldu. Durugöl'deki sıkıntı konut ve yapılaşma artı kanalizasyon. Bir de AVM hiç yerinde değil. AVM'yi kendisi de dedi ki meleti atlayacak turna suyu civarında yapacağız demişti. Emirhan neredesin? Evet. Evet Emirhan şunu gösterirseniz arkadaşlar bakın. Peki bu kitapçıkları Ordu'nun çeşitli noktalarında. Şimdi bundan 60 civarında bastık. Ordu Olay Gazetesi'nde matbaamızda bastık. Kurumlara, kişilere, gönüllülere verdik. Bunu TV52'ye bırakıyorsunuz. Bunu TV52'ye sizden ricamız gelene gidene. İlk imzayı da atıyorum ben. Evet. İlk imzayı da ben yayında atıyorum abi. Sizin tek başınıza atmanız yetmiyor. Çoluk, çocuk, anne, baba, birinci derecedeki en yakınlarınızdan onların adına da izinlerini alıp imza atabilirsiniz. Kanal 52'de bu çevreci duyarlılığını Durugöl'de gösterirse seviniriz, teşekkür ediyoruz. Güzel. Cep telefon numaramı gösterme de yayında Emirhan. Evet. Evet, ilk imzayı attık biz. Hayırlı olsun. Evet. Şuradan da şöyle gösterelim. Evet, Durugöl Ordu'nun botanik parkı olmasın. Emirhan şimdi sana veriyorum bunu. Sen de hemen çevreci bir kameraman olarak... Daha sonra Aykut'a götürüyorsun. Çevre katliamı dursun, Durugöl kurtulsun. Gelene gidene evet, imza kampanyamıza destek veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tamam çocuklar ben şimdi birazdan vereceğim. Şimdi evet. Durugöl'le ilgili konu açılmışken şunu söyleyeyim. Biz burada Ordu tarihinde belki ilk olan bir şey var. Ticaret Odası'nın başkanlığında, öncülüğünde... bütün STK'ları topladık temsilcilerine Durugöl'le ilgili yaklaşık 33-35 olduk. Temsilcisi geldi, görüşlerini, düşüncelerini ne yaparızı tartıştı. Hatta bugün yine Ticaret Odası'nda tartışmamız var bundan ilgili. Sahaya çıktık. İmza kampanyası devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Sayın Valimizle görüştük. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan görüştük. Yanlış bir şey de yapmak istemiyoruz. Yol yordam gösterin bize. Ne yapalım, ne edelim böyle. Bunları tartışıyoruz. İmza kampanyası şu an 40 bini aştı. Ama biz bunda 500 bin hedefimiz var. Şimdi internet üzerinden kampanya onu oturtacağız. Ben bunun 500 bini değil 1 milyonu bulacağına inanıyorum. Dünyanın ne tarafında olursa olsun insanlar internet üzerinden bunu... Bir günde belki 10 binler gelecek. 10-15-20 gün içinde, bir ay içinde belki 500 bini aşacağız. Bu duyarlılığı görecek bütün adaylar. Geçtiğimiz günlerde Cemal Engin-Yurt gazeteye geldiğinde aynen şunu söyledi. Biz onu gazetede de haber yaptık. Bütün adaylar dedi, Durugöl'ün dedi, taahhütünü vermeli dedi. Durugöl'ü dedi, bu şekilde kurtaracağını söylesin belediye başkan adayları. Biz de o yönden gideceğiz. Evet, Ordu'nun gündeminde belediye başkanı olacak büyükşehir belediye başkanı Durugöl'ün sözünü verecek. Ama belediye başkanlarını aşan bir şey var. İşin tamam sözünü vermek değil, işi çözmek, parayı ödemek, olayı hukuki olarak çözmek, karşı tarafından masaya oturup anlaşmak. O da kesinlikle hükümetin desteğiyle olacak. Biz Cumhurbaşkanı'na hatırlarsınız o günkü gazetede mektup yazdık. 33 sivil toplum kuruluşu. Sayın Cumhurbaşkanımız işte biz Durugöl'ü tarif ettik. Burada park istiyoruz gibi böyle bir mektubumuz vardı.
Cumhurbaşkanının danışmanı 2023 projesinin başındaki Çiğdem Karaaslan gazeteyi o gün almış, Ordu Olay gazetesine kim ulaştırdı bilmiyorum. Ankara'ya döndüğünde bir gün sonra Çiğdem Karaaslan'ın özel kalem müdürü beni aradı. Zeki Bey dedi, bu gazetenin dedi bu haberiyle biz ilgileniyoruz. Çiğdem Hanım bundan ilgileniyor. Nedir, ne değildir bunu öğrenmek istiyoruz dedi. Ben de çok memnun oldum. Aynı memnuniyetimi iletilmesini istedim. Bütün STK'ların tepkilerini ve nasıl imar değişikliğiyle bu hale getirildiğini hepsini anlattım. Kendilerine yeni yeni dosyalar böyle internet üstünden ulaştırdım. İki gün sonrasında onlar ilgileniyor. Ne derece nedir bilmiyorum. İki gün sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanı'na açık mektupla Duru Gölü anlattık. Bir arkadaşımız, şu an isim vermeyeyim, Mersin'de olan bir arkadaşımız dedi ki, ya onun dedi basın danışmanı benim arkadaşım dedi. Ben dedi, Zeki Bey dedi, basın danışmanına gazeteyi attım dedi. Senin dedi arayacağını da söyledim dedi. Çok önemli bir konu dedi. Basın danışmanının telefonunu verdim. Senin arayacağını söyledim. Bir ara abi, kendin hallet, şey yap, birebir görüş dedi. Aradım. Ona da diye tepkileri ve kamuoyunun bu konuda çok hassasiyeti olduğunu hepsini söyledim. O da dosyayı almış. Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden de şey almış. Bu konuda görüş bilgi almış. Her iki Ankara'da da bu dosya inceleniyor. Ama siyasilerimizin bundan birebir ilgilenmesi lazım Ankara'da. Ankara'ya ulaştı. Ne oldu, ne olmadı bilmiyoruz artık. Evet Zeki abi, bu arada birazdan bir kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra yine devam edeceğiz. Bir izleyicimiz şöyle yazmış. Dün ben bu konuyu işledim. Bakın, Ordu Büyükşehir Belediyesi 60 tane araca 11 tane durakla yeni plaka verdi. Bakın bir taksici esnafı şöyle yazmış. Abi, sonradan çıkan 60 ticari plaka için görüşünüzü merak ediyoruz. Dün söyledik programda. 11 yeni durak kuruldu. Şu anda orada yüzlerce taksici bu yüzden mağdur. 25-30 sene önce taksicilik faaliyetlerinde kendi rızalarıyla terk eden kişilerin plakaları alındı. Vergileri odadan silinmiş olmasına rağmen şimdi 27 bin lira karşılığında 11 durak kurularak 60 taksiye verildi. %90'ı da satıldı. Meslekte olmayan herkes bu mesleğe girdi. Ölen iki kişinin varisleri üzerine alamamasına rağmen şu an Ordu'da taksiciler her an kazan kaldırabilir diyorlar. Bir de bir büyükşehir uygulaması. Vallahi, duydun mu bu konuyu? Tamam, o konuyu duymadım. Doğrudur ama bunları kendi odaları veyahut da esnaflarla beraber, taksici esnaflarıyla beraber şu an... Senin de tanıdığın taksici esnafı bu. Olabilir, olabilir. Çünkü bizim bir şey söyleyecek, haklılığı vardır, doğrudur, mağduriyet vardır. Ama kendilerini dinleyebilecek bir büyükşehir belediye başkanı var, bir Altınordu belediye başkanı var. Daha önce maalesef belediye başkanımız Enver Bey'in böyle bir duvar çekmesi vardı. İnsanları yaklaştırmıyordu kendine. Zeki abi, ama nasıl bir çelişkidir bu? Enver Bey duvar çekiyordu. Şimdi arkadaki görüntüyü ver. Enver Bey'in döneminde oldu diye şu anda Rusumat Tören adının ilk adım anıtının yanına 50 metrekarelik kafe, çay ocağı adı altında kafe yapılıyor. Yani, gelelim Rusumat'a, evet. Evet. Yani şimdi Enver şöyle, Bey... Rusumat'a bir gelmeyelim abi, kısa bir reklama gidelim. Tamam. Asıl konuşacaklarımızı Rusumat'la ilgili, diğer konuklarla ilgili çok kısa bir reklama gidelim sevgili izleyiciler. Sedat Ünver ve Yusuf Kuvancı'nın hazırlayıp sunduğu Meletten Esen Rüzgar evlerinize konuk oluyor. Bu hafta Rüzgar, Mesudiye Karacaören Derneği gecesinde esmeye devam ediyor. Kasr-ı Lena Bala Salonu'nda Mesudiye Karacaören Derneği gecesinde türkülere, horonlara doymaya hazır olun. Konuklarımız Karacaören Mahallesi Dernek Başkanı Ercan Karaca, Türk Halk Müziği sanatçısı Gülbeyaz Demir. Cumartesi Meletten Esen Rüzgar, hoş sohbeti ve müzikleriyle saat 20'de TV52 ekranlarında. Sakın kaçırmayın.
yıldır geliştirdiğimiz her teknoloji sen yap diye. Üstelik şimdi Turkcell'in 25. yılına özel tam 25 GB hediye. Detaylar Turkcell.com.tr'de. Belde Evler, Kiraz Limanı mevkiinde modern yaşam biçiminin simgesi olarak yükseliyor. Mimarisi ve sosyal tesisleriyle hayal ettiğiniz standartlarda bir yaşam kalitesi vaat ediyor. Belde Evler, bir konut projesinden fazlası. İnsanı değerli gören ve değerli kılan bir yaşam projesi. 3 bloktan oluşan Belde Evler'de 275 lüks konut, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daire seçenekleriyle seçkin sahiplerini bekliyor. Daire içlerinde sunduğu dünya markalarıyla çağdaş standartları en üst seviyeye taşıyor. İntaya Özmen Köksal İş ortaklığıyla hayata geçen Belde Evler, nesiller boyu güvenle yaşanacak tüm özellikleriyle Ordu'ya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452. Efsane geri dönüyor. Bir sonraki seçimi değil, bir sonraki hizmeti planlayacağız. Beka için, millet için, büyük Türkiye için. Milliyetçi Hareket Partisi Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası. Tecrübe, kalite, güven. Dededen toruna Yaylak Petrol ve Kerestecilik. 55 yıllık tecrübesiyle aile şirketi Yaylak Petrol ve Kerestecilik Kumru'da gelişmeye ve hizmet etmeye devam ediyor. Fabrikamızdan Türkiye'nin dört bir yanına ahşap parke, fırınlı kayın kereste, Yaylak Grup Kerestecilik'te. İstediğiniz nitelikte beton, Kumru Beton Santrali'nde. Kazma kürek betonculuğuna son. Saatte 180 metreküp üretimiyle siz Kumruluların hizmetinde. Yaylak Grup Petrol Ofisi ile de Kumru'da hizmet etmeye devam ediyor. 72 yıllık tarihi geçmişiyle Petrol Ofisi sizleri daha da ileriye taşıyor. Petrol Ofisi'nden sonra Yaylak Grup Lukoil ile Kumru'da hizmetinizde. Aracınızın deposunun kuralı Lukoil'dir. Güvence de kaliteyle yola devam. Yaylak Grup. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, 17 jant ve üzeri sökme takma aleti. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyan getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Osman Köksal Otomotiv. Muhtarlık ek işimiz değil, tek işimiz. 15 yıllık muhtarlık tecrübemle halka hizmet, hakka hizmet sayarak 24 saat halkımızın emrindeyim. Akkuş, Salman Mahallesi Muhtar Adayı İdris Gül. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Milletimizin önünde yeni bir kapı açılıyor. Milletimizin kapısı Açık Kapı. Açık Kapı'ya hoş geldiniz. Açık Kapı, çözemediğiniz sorunları çözebilmek için çalışıyor.
açık kapıya valiliklerimizdeki ve üç büyük kentimizin ilçe kaymakamlıklarındaki bürolarımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıkkapı.gov.tr adresinden de başvuru yapabilirsiniz. Çözemediğiniz bir sorununuz, şikayetiniz ya da öneriniz mi var? Milletin kapısı sonuna kadar açık. Açık Kapı, milletin kapısı. D-Smart'ın kaybolmayan kanalları fark yaratmaya devam ediyor. 2019'un en iddialı ve ödüllere aday filmleri her yıl olduğu gibi bu yılda D-Smart'ta. Nefes kesen dizilerin yeni sezonları ve çok daha fazlası 10 megabit hıza kadar kotasız internetle birlikte sadece 89.90. Üstelik bu heyecan her yerde yaşanabilsin diye D-Smart Go hediye. D-Smart her televizyona şart. 444-52-13 ara. Kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evler ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde 9.500 metrekare ile inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm evler deniz ve bahçe manzaralı, üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 120 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası seçenekleri, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay sıfır faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Sevgili izleyiciler, yeni gün programı devam ediyor. Zeki abi, geçtiğimiz hafta seninle, daha doğrusu iki hafta evvel İstanbul'a giderken tam şu Rüsuma Tören alanının yanında buluştuk. Niye buluştuk abi? Emirhan'dan rica ediyorum ben şimdi. Fonun pembeliği de yüzümüze vurmuşken, kameranın dayalı arkaya doğru gitmişken. Geçtiğimiz günlerde Hüseyin Anlar, halıcı Hüseyin Anlar... Evet. Beni aradı. Yok, Hüseyin anlayan değil, Fatsa Belediye Başkanı. Fatsa Belediye Başkanı'na gittim. Yok, bizim halıcı sevgili Hüseyin abi beni aradı. Yakın dedi, şu karşıya bir şey yapılıyor dedi. Biz ondan önce de birkaç gün bunu yayında söylemiştik abi. Ya anlayamadık. Acaba orada bir dedik ki herhalde Rüsumat Anıtı'na bir motif mi yapılıyor? Gemi mi yapacaklar oraya? Önceden çünkü oraya gemi konulacaktı. Evet. Sonra bizim bu haberimizi duyan babam oraya gidiyor. Rahmi Çiçek, 79 yaşında. Üşenmiyor. Bizim muhabir arkadaşlarımız şuradan karşıdan karşıya geçip orada ne yapılıyor diye sormuyor. Buradan haber merkezine de sevgilerimi sunuyorum. Babam dedi ki, oğlum dedi, oraya dedi kafe yapıyormuş dedi. Yemin ediyorum o ana kadar oraya kafe yapılacağını bilmiyordum. Belediyeyi aradık. Dedik ki belediyedeki yetkililer, arkadaşlar buraya ne yapıyorsunuz? Çay ocağı mı buraya? Efendim dediler, buraya 2018 yılında Enver Yılmaz döneminde olan ama şimdi Engin Tekintaş'ın ekibinin onayını verdiği ve bir önceki otoparkı işleten bir turizm şirketi ailesine, Seyit Bey'in döneminde otoparkı işleten o arkadaşlarımıza evet verilebilir, tamam, bir onların mağduriyetinde giderin ama ilk adım Tören Anıtı'nın 2 metre yanına mı olur bu arkadaşlar? Evet, evet. 50 metrekarelik bir tesis mi olur arkadaşlar? Bizim dönemimizde değil, Enver Bey'in döneminde yaptı demek ne demek arkadaşlar? Evet. Şimdi o gün Akın Çiçek abi dedi, bir dakika dedi, kaybolma dedi, kolumdan tuttu, beraber Rüsumat Anıtı'nın oraya gitti. Beraber gittik.
Bu inşaatı gösterdi. Zaten televizyonlarda ekranlara çıktık. Orada söyleyeceğimizi söyledik. Yapılan yanlış, yanlış bir değil. Derdimiz bir olsa eyvallah takla atacağız da. Ama yani gözün gördüğü o kadar yanlışlar var ki sadece... Hamdi'nin kemikleri sızlamıştır. Hani Hamdi'nin şimdi, türküsü var ya. Tabii. Ali abimizi de saygıyla analım. Anladım, yani. Sevgiyle. Geçmiş şair olsun Ali Öztürk. Evet, geçmiş olsun diyelim. Şimdi orada neyi ön plana çıkaracağız? Ne yapacağız? Yani yapılan tamam. Kafe, çay bahçesi bir yerlerde, uygun bir yerlerde olmalı. İhtiyaçtır. Orduya gelen insan sadece onun etrafında gezmeyecek. Etrafında da bir yerlerde, uygun bir yerlerde oturacak. Çayını da içecek. Bu da olmalı. Ama bizde birçok şeyi böyle derme çatma biz yaptık, yaptı, oldu, bitti. Biz yaptık, oldu. Bu yeni de değil. Yani Enver Yılmaz'ın da günahını almayalım. Enver Yılmaz'ın da çok ciddi, güzel işleri de oldu şehirde. Ama biz güzel işler görevi, yanlış işleri de söylemek bizim görevimiz. O yanlış yaptıysa bunu da söyleyeceğiz ama yaptığı gerçekten çok güzel şeyler de oldu. Abi bu noktayı sen haber yaptın değil mi? Ben henüz görmedim Olay Gazetesi'nde burayla ilgili bir haberimiz. Yok, yapılmadı. Yapacağız. Niye abi? Niye yapmadık? Kendi kendimize konuşmuş olursa patron konuşur, köşede yazıyor. O olmaz. Yapacağız onu. Ama oradaki şeyi de ben 2-3 gündür bakıyorum, durdu. Ne olduğunu evet. Bilmiyoruz. Burada bir hamle olursa biz de bir hamle yaparız. Neyse. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani yanlış da sadece şeyi değil, Enver Yılmaz'ın değil. Seyit Torun döneminde de korkunç yanlışlar oldu. Yani bunun siyaseti yok, sağa solu yok. Tabii. Üstelik siyaseten susan arkadaşlar var, hiç affetmiyorum. Siyaseten... Aynen. Muhalefet olsun diye konuşan arkadaşlar var, hiç affetmiyorum. AK Parti döneminde Duru Gölüç'ün ortalığı yıkan, kavuran arkadaşlarımız, pardon, Seyit Torun döneminde evet. AK Partili arkadaşlarımız şimdi kendi partili döneminde durdu. Ya ben soruyorum, ya beni karıştırma diyor, zaten diyor aram yok diyor falan filan, böyle bir şeyler olur mu ya? Bir korku vallahi bir korku şeyi vardı. Şehir olmuştuk. Evet, konuşamıyor. Zaten ne Duru Gölü konuşabilirdik, ne sen çıkarabilirdin, ne biz oralarda böyle imza kampanyası falan filan yapabilirdik. Her şeyde bir hayır var. Besbelli böyle olacak evet. Bu işler. Vallahi biz Enver Yılmaz gitmeden önce de söylüyorduk. O yüzden rahatı söyleyeyim. Biz söylüyorduk. Biz görevimizi yaptık. Enver Yılmaz meselesi, Seyit Torun meselesi değil. Biz, ama Seyit Bey döneminde de palmiyeleri çok eleştirmiştik. O Tadım Çay Bahçesi önüne yapılan figürleri çok eleştirmiştik. O Şahinciliğe yapılan o blokları eleştirmiştik, evet, hatırlıyorum abi. Evet. Sonra bu Yelken Kulübü'nün orayı... Yelken Kulüp, Belde Otel'in orada düğün salonları bilmem neler, Belde ağaçlar, Otel'in gece... Belde Otel'in o kadar umarsızca o küçük komik paralara verilmesini eleştirmiştik. Evet, yani... Hangi işi doğru bana bir Allah aşkına bir sonra, Allah'ın kulu söylesin. Seyit Torun şu işi doğru yine yaptı Mustafa desin. Mustafa Poyraz o dönem televizyonun sahibi şahsi meselesi var diye gidip fabrikasının duvarlarını yıktırmasını. Abi Ordu Olay Gazetesi'ni yıktı ya. Ordu basın tarihinde bir belediye başkanı geldi gazetenin kendi ruhsatlandırdığı, verdiği şeyi, binayı yıktı. Biz boşuna mı gittik organize sanayi? Televizyonu zabıtaya gönderip televizyonun şu an bizim kullandığımız evet. Ofisi yıktırmaya çalışmıştı abi. Yani. Hatırla, sen mülk sahibisin, evet. Panik olmuştunuz. Neyse, mal sahibi, mülk sahibi. Hani nerede bunun sen? Şeyi? Nerede Seyit Torun, evet. Nerede Enver Yılmaz? Evet. Bu şehirdeyiz. Seyit Torun Ankara'da bu arada abi. Seyit Torun genel merkezde, genel başkan yardımcı. Durumu iyi, keyfi yerinde, orduya da gelmiyor. Tabii, çok büyük politikacı oldu arkadaş, şimdi daha orduya bakmasın. Önemli olan ordulunun şeyi. Her o makamlar gelip geçecek. Yani biz sağ de gelip sol geçecek. Hiç fark etmiyor. Partilerde gelip abi hiç fark geçecek. Etmiyordu. Daha kötü. Sosyal demokrat belediyeciliği gördük bir dönem önce. Konuşsun. AK evet. Belediyeciliği de gördük. Var mı başka bir şey? Yok. İşimiz gücümüz abi, oldu. Abi Cumhurbaşkanı ne diyor İstanbul'dan? Yüksek kat yapmayın. Yatay mimari diyor. Yatay mimari diyor. Nereden çıkıyor bu gökdelenler? Halen devam ediyor. Tamam. Sen 15 kat, 20 kat verirsen vatandaş 21'i de ister, 25'i de ister. Ama kırmızı bir çizgini çek abi.
Burada kat 8'i geçmeyecek, 6'yı 7'yi geçmeyecek. Bir semte göre bir şey yapacaksın. 20 katlı ruhsat verildi Seyit Torun zamanında. 20 kat abi. Evet. Onun döneminde başladı Şahıncılı şeylerinde. Aynen. Neyse. Peki çevreyle ilgili böyle birkaç tane daha notun varsa, çünkü yavaş yavaş sonlara gidiyoruz abi. Çevre şöyle, çevre duyarlılığımızı eğer siyasi görüşümüzde, benim siyasi görüşümü herkes bilir. Ben sosyal demokrat görüşteyim ama CHP'yi en fazla ben eleştiriyorum. Niye eleştiriyorum? En fazla güvendiğimiz, en fazla inandığımız siyaset olduğu için. Ama inanmaz, güvenmez olaydık. Böyle bir şey olmaz, böyle bir şey olmaz. Yani orduya bu kadar kötülük yapılmaz üste para harcayarak. Para harcıyorsun, harcadığın para. Tağıl pazarı, teleferik, her şeyi zamanında yazdık. Zamanında yazdıklarımızı şimdi konuşuyorsak yanlışlığımız yok. Evet. Nerede konuşmadığımız bir konuya girmeyelim. Bunların hepsinde her zaman konuştuk. Konuşmayan arkadaşlarımız, o gün savunan arkadaşlarımız şimdi aynaya baksınlar, utansınlar demiyorum. Ama öz eleştiri yapsınlar. Böyle bir şey olmaz. Siyaseten muhalefet olsun diye bir şey konuşmak, siyaseten desteklemek, alkışlamak. Aynı şekilde Enver Yılmaz'ın kadrosunda olan siyasiler, onun döneminde sesini çıkartmadılar. Ya başkan, şunu şöyle yapmayalım, böyle gitmeyelim. Bir şey olsun, bir ses. Şimdi arkasından konuşuyorlar. Şimdi konuşuyorlar, onlara söylenecek bir şey yok. Biz zaten konuşuyorduk. Bizim için fark eden bir şey yok. Biz konuştuğumuz için bizim değişmiyor. Şimdi sahildeki bu yapılanmayı belediye başkanımızdan, belediye yetkililerinden rica ediyoruz. Yani oradan bakınca şimdi... Bakın senin arkanda görüyorum. Evet. Yani görüntüyü, burası çok tekrar verelim Aykut. Çok hassas yerler buralar. Şehrin kimliği. Orada zaten bir anormal bir dolgu oldu. İskelede yapılan iskele imalatı yanlış. O iskele tarihi bir iskele. Evet. Tarihi iskele yolcu iskelesi. Oradan Atatürk de geldi. Bütün yolcular o kapıdan gidip geliyordu şehire. Oraya buradan girdi. Tesadüfen Hükümet Caddesi koyulmadı oraya. Yani iskelenin şehire geçen caddesi. Dolayısıyla iskeleyi korumamız lazım. İskeleyi eski formatına getirmek lazım. Şimdi iskele yapılmış ama o imalat turistik otellerin güneşleme terası gibi yapılmış. Böyle bir iskele olur mu? Yani insanların düşmesin diye korunaklı yapmışlar ama. Yani tarihi iskelenin formatını değiştiriyorsun. Böyle tatil iskele. Köyü iskelesi olmuş. Ya onu diyorum, turistik otellerin güneşleme terası gibi. Tamam, gideceğiz, güneş yağımızı sürelim, yatalım burada. Böyle bir şey mi olacak? Nasıl olacak? Evet. Bu da yanlış. Anıt, hiçbir ifadesi olmayan bir anıt. Çok eleştirildi. Bizim haddimize değil yani, biz... sanat eleştirmeni değiliz ama üniversitemizde de heykel sanat bölümündeki hocalarımızın onlarda da görüşünü aldım bir arkadaşımızın. Vallahi hoca çok iyi, eser çok kötü dedi. Böyle bir saçmalık olmaz. Bunu dile getirdiğimizde zannedildi ki sen Seyit Torun'a karşısın, onun için konuşuyorsun. Ben Seyit Bey döneminde yapılan bir anıt. Tabii onun döneminde yapıldı. Evet, ama rusumatı anlatmıyor. Atatürk'ün orada hiçbir ilgisi yok. Rusumatla beraber her şeyi çorba yapılmış. Yani konu, kompozisyon yanlış. Yanlış, bir ifadesi olmayan. Şimdi orada valilik çok güzel bir girişimde bulundu. Rusumat gemisinin maket olarak yapılması, 33 metrelik. Gemi oraya kondurulacak. Onunla ilgili vali yardımcısı Ekrem Bey çalışıyor. İşte denizcilik, deniz kuvvetlerinden falan görüşler alıyor, projeler alıyor. Başlandı. Yani rusumat nedir? Bu şehrin gerçekten onuru, gururu, bunu ortaya dikmek gerçekten çok büyük bir kimlik katacak ordu şehrine. Dünyada örneği olmayan bir kahramanlık destanı yazıldı rusumatla beraber orduda. Bunu önce ordulu tanıyacak, daha sonra Türkiye tanıyacak, daha sonra dünya tanıyacak. Bu anıt bunun hikayesini hikayesini sık sık anlatıyoruz biz birçok kez. Anlatıyoruz ama
Yeni nesil bilmiyor, eski nesil de bilmiyor. Rusumat nedir diyor insanlar. Evet. Bu dolayısıyla ordunun kimliği olmuş bir şey olacak. Orduda bir gemi Kurtuluş Savaşı'nda batırılıyor, yüzdürülüyor. Bu korkunç bir şey. Bunu sahiplenen önce ordu valiliğine teşekkür ediyorum. Kültürümüzde müdürümüze de teşekkür ediyorum. Onun da büyük emekleri var. Geçen yıl biz Rusumat şenliği el yordamıyla böyle apar topar bir şenlik yaptık. Bu sene yine şenlik olacak ama 100. yılı önümüzdeki yıl Rusumat'ın gemiyi dikeceğiz. Artık ulusala açılmamız lazım. Gemiyle beraber Rusumat Türkiye'yi dünyanın tanıtacağı bir şey orduya artık bir gül diyelim böyle renk katacak. Abi yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. İstanbul'dan şöyle bir mesaj var. Kenan Gürsu, Veteranlar Federasyonu Başkanı hemşerimiz. Biz İstanbul'dan geldiğimizde orada çimlerde arka için çimde yerlere minder atar oturur çayımızı içerdik. Şu anki durumu çok çirkin. Eski halini istiyoruz. Arka tarafındaki manzaranı demişler. Sayın Zeki Özel'e çalışmalarında destekliyoruz. Duyarlı çalışmalarından dolayı diyor. Hüdaverdi Sönmez. Emekli öğretmen. Avustralya'dan selam. Merhaba, iyi yayınlar demişler. Bir resim göndermiş bir izleyicimiz. Bakın diyor ki Zeki Bey'e de soruyoruz, size de soruyoruz. Gazetenizde de yazar mısınız demişler. Resmi göster. Bu ağaç Şahincili Mahallesi Çakal Çıkmaz mezarlığının tam Umut Hastanesi karşısında dikkatle bakılırsa tepesi kırılmış resim geldi mi Aykut sana? Tamam. Tam Umut Hastanesi arkasında dikkatle bakılırsa tepesi kırılmış, asılı kalmış. Ağacın dibindeki mezarlığa ziyarete gelen kişiler üzerine düşme tehlikesi var. Kaç kez Ordu Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'yı aradım. Ağaca araç yetişemiyormuş diye bir cevap gelmedi. Kimse ilgilenmedi ama en ufak bir rüzgarda bir vatandaşın yaralanması an meselesi diyor. Bakın vatandaş hassasiyet gösteriyor. Aykut resmi gösterirsen sevinirim. Mezarlıktan vatandaş herhalde evinin karşısında. Bu yayınları herhalde izliyordur belediyeler, yerel yönetimler, Altınordu veya Büyükşehir. Umarız takip ederler. Takip eden herkese bakın şu ağaç abi. Evet. Bak ağaç yan yatmış herhalde. Ya. Mezarlık ziyaretinde birisinin kafasına düşebilir. Bir de o ağaç kurumuş bildiğim kurumuş, kadarıyla. Kurumuş aynen. Evet, yani her tehlikeli an bir... her an altında biri olacak veyahut da orada mezar taşları var. Onlar da zarar görür. Hızlı hızlı evet. Bu yanlıştan dönülmeli, buralarda tartışılmalı. Evet, Zeki Mesut Özel veya Akın Çiçek her şeyi bilir. Biz uzman kişi değiliz ama biz tartışılmasından, konuşulmasından yanayız. Evet. Ordu'da yapılacak, çakılacak her çivide. Bu STK'lar, evet STK'larda da sorun var. STK'lar da işgal altında birçoğu. Hiç gereksiz insanlar hiçbir şey üretmeden tabelanın arkasında oturuyorlar. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Ama buradaki yanlışa uzman olmaya gerek yok. Yanlış yanlıştır. Küçük İskele açık hava müzesi gibi böyle 1 metreye 2 metre o iskelenin eski fotoğrafları oralarda iskele uzatılarak oralarda açık hava müzesi gibi olmalı. Rusumat gemisi yapılmalı. Gelelim öbür tarafa, Mıdır Restoran'a. Evet, Mıdır Restoran. Orada bir yanlış anlaşılma var. Sanki eski işletmeciye verilmesin gibi bir şey. Aslında senin röportajın tamamında hiç ilgilendirmiyor. Öyle demedin sen ama. Adımızı Mıdır Restoran evet. Veya Dıgı Restoran olur, hiçbir şey değil. Ama evet. Orası başka birine de verilse, yenisine de verilse nitelikli bir restorandı. Orası yaşatılmalı. Evet, mahalle aralarında birahaneler bilmem neler falan filan, bunlar çok yanlışsa bu da çok doğru. Evet, yeni bir sözleşme yapılır, ihaleye çıkarılır, kim alırsa alsın. Orası kafe, restoran ve çay bahçesi olarak iskelenin anahtarını yalnız işletmeciye vermeyeceğiz. İskelenin ucundaki ucubeyi de yıkacağız. Mıdır Restoran eski haline gelecek. Herkes iskelede gezip dolaşabilecek. Müze, kafe, restoran üçü bir arada olacak. Böyle bir iskele olmalı orası da. Hatta şöyle bir önerim var. Oradan fındık, ordunun fındığı dünyaya oradan gitti.
Bence kapısına bir tane eski maunalardan yük taşıyan çektirme diyorlar. Onlardan bir tane asalım, koyalım önüne, üstüne, yan tarafına. İnsanlar neyle buradan ne taşınmış onu da görsün. Yani ora her iki iskelemizde açık hava müzesi gibi hafızaları ortaya çıkartacak büyük fotoğraflarla beraber oralar insanlara açılmalı derim. Zeki abi, ama yanlış noksan o kadar var ki şehirde. Bunlar için böyle zamanımız doldu diyorsun. Aslında yok, zamanımız dolmadı. Şimdi buradaki eksiklik şu, ben seni 5 aydır çağırıyorum. Tamam. Birkaç kere daha konuk olman gerektiğini şimdi anladın mı abi? Doğru diyorsun, evet. Geliriz. Tamam. Ben sizden de ricam zaten önümüzdeki duyarlılığınız hafta o zaman, var. Önümüzdeki hafta salı gününe buradan Zeki Özel'i tekrar konuk alacağız. Konuşmamız yarım kaldı, doğru mu? Tamam. Bakarız ona da. Bakarız diyor Zeki abi. Gelmeye çalışacağız. Olur. Evet. Yani biz hafta... şu var, hemen bitireyim. Kamera bu tarafta abi. Tamam. Yani Zeki Özel uzman değil ama duyarlılığımız var. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Siz doğru olduğunu düşünüyorsanız buyurun tartışalım. Ben her şeyin tartışılmasından yanayım. Yoksa belediye başkanına da karşı değiliz, siyasetine de karşı değiliz. Ama yapılan yanlışa bugün susarsak bu büyük bir günah, bu şehire karşı işlediğimiz çok büyük bir sorumluluk. Bunu eğer sessiz kalırsak biz ayıp etmiş oluruz. Yarın konuşmaya hakkımız olmaz. Çünkü dün susanlar bugün konuşuyorsa dün neredeydin diye sormak gerekir. Ben dün de konuştum, bugün de konuşurum, yarın da konuşacağım. Evet. Böyle çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, şimdi Cumhurbaşkanı orduya geliyor. Onun haberini izletelim. Dördüncü haberde dünden gündeme yansıyan haber. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya gelecek. 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin Ordu ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak adına Ordu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi seçim ziyaretine gelecek. Seçim maratonu kapsamında tüm Türkiye'yi karış karış dolaşacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Mart ayı içerisinde Ordu'da olacak. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle selamlıyor. Yapılacak ziyaret hakkında AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomekin TV52 Haber'e bilgiler verdi. Yani dünya liderimizi her zaman olduğu gibi Ordu'da ağırlamaktan onur duyacağız. Henüz net bir tarih olmakla beraber genel merkezimizin yaptığı açıklamada Ordu'yu ziyaret edeceğini, büyük şehirlerin tamamını ziyaret edeceğini biliyoruz. Bu manada ordulara yakışan bir şekilde genel başkanımızı, cumhurbaşkanımızı, dünya liderimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Ordu tabii ki cumhurbaşkanımızın gelişi ordu için çok önemli, bizler için çok önemli. AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ordu ziyareti öncesi kentte büyük heyecan olduğunu ifade etti. Ordu Cumhurbaşkanımızı seviyor. Cumhurbaşkanımız da orduyu seviyor. Onun için her defasında ilk etapta kendisini orduluya, ordularla buluşmaya adamış bir liderimizdir. Bu manada tekrar tarih ve saati belli olduktan sonra sizlerle paylaşacağız Cumhurbaşkanımızın hangi gün, hangi saatte gelişini. İl Başkanı Tomakin ziyaret programının tam olarak net olmadığını ancak Erdoğan'ın Mart ayı içerisinde orduyu ziyaret edeceğini sözlerine ekledi. Şimdi sadece taslak, sonuçta Cumhurbaşkanımız çok da yoğun çalışan bir liderimiz. Bu manada anlık güncellemeler olabiliyor. Bu manada uluslararası konjonktürden kaynaklanan tarih değişikliklerine gidilebiliyor. Şimdi henüz netleşmiş bir tarih ve saat yok ama mutlaka gelecek. Evet, Yeni Gün programı devam ediyor. WhatsApp ihbaratına gönderdiğiniz mesajlar var. Onları da okuyacağım. Neden bir kampanya yapmıyorsunuz? Bu araçların parkı konusunda demişler buraya. Efendim, kampanya yapacak zamanımız yok. Önce şu bir belediye başkanlarını bir seçelim. Ondan sonra direkt kampanya yapmadan mevcut durumları düzelteceğiz. Şimdi sırada hangi haberimiz var diye bakıyorum. Birol Yılmaz'la ilgili bir haber var idi. Özür dilerim. Aşkın Tören'le ilgili 8. haber. Evet, Aşkın Tören dolaşmaya devam ediyor. Sıkılmadık, el bırakmıyor. Önümüzdeki günlerde de yine hem Yeni Gün programına konuk olacak hem TV52 Aşkın Tören'i bir izletelim size.
AK Parti Altınordu Belediye Başkanı adayı Aşkın Tören seçim çalışmalarına devam ediyor. Altınordu'da çalınmadı kapı, sıkılmadı gel bırakmamak için yola koyulan Aşkın Tören, dünkü seçim çalışmaları kapsamında 4 yılı dolduran ve üyeleriyle 4000 kişiye istihdam sağlayan Ordu Genç Girişimci İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Samet Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Aşkın Tören, gönül belediyeciliğine vurgu yaptı. Ordu için ne yapabiliriz anlattı. Biz buraya gelirken ne yapabiliriz sorusuna kendimce, evet biz burada toprağımızı verimli hale getirip birlikte üretebiliriz. Bu benim için birinci bir başlıktı. Yani fundağa bağlı bir ekonomisi olan bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla burada mutlaka ekonomideki bu deseni, bu çeşitliliği artırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. İki, teknolojinin merkezi, Dizink Work dediğimiz geleceğin işlerinin konuşulduğu, yapay zekanın, kodlamanın, bulut bilişimin. Aşkın Tören daha sonra Altınordu Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir kafeye konuk oldu. Burada bir araya geldiği vatandaşlara seslenen Aşkın Tören yine gönül belediyeciliğine vurgu yaptı. Bu şehri ortak akılla, meşveretle yöneteceğiz. Şekli meclislerden ziyade, evet bu şehrin çok kültürlü yapısını muhafaza edeceğiz. Bu şehrin kaldırımlarını, bu şehrin ulaşım haritasını, bu şehrin beşeri sermaye haritasını, bu şehrin güçlü yönlerini, bu şehrin fırsatlarını, bu şehrin zayıf yönlerini, bu şehrin risklerini tespit edeceğiz, öğreneceğiz, kıyas edeceğiz ve bu şehri 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde Türkiye'nin üretimden, kalkınmadan ve refahtan aldığı pay içerisinde, madem 30 büyük şehiriz, bu alanlarda 30 büyük şehrin içerisine, yani Türkiye'nin ilk 30'u arasına sokmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu şehre yeni bir kimlik kazandırmak ve bu şehrin çocuklarının bahtını açık eylemek için yola çıktıklarını belirten Tören, şimdi anlattıklarımızı yapamayacaksak Allah bu görevi bize nasip etmesin dedi. Ne akıldan, ne ahlaktan, ne etikten taviz vermeyeceğimizi, bu şehrin kimsesizlerine, bu şehrin garip kurebalarına, bu şehrin ihtiyacı olduğunda erişemediği bir başkan olacaksak, Allah bize bu makamı nasip etmesin. Bu şehrin çocuklarının bahtını hak etmek için yola revan olduk. Bu revan olduğumuz kutlu yolculukta ahlaktan, nezaketten, haktan, hakça paylaşmaktan vazgeçeceksek, nefsimiz aklımızın önüne geçecekse, Allah bu makamı bana nasip etmez. Bu şehri sanatta Türkiye'nin yıldızı yapmak istiyorum. Bu şehrin kabiliyetli cevher çocuklarını kültürde, sporda, eğitimde, fırsat eşitliğinde bu Türkiye'nin, bu milletin medarı iftarı yapmak istiyorum. Dolayısıyla rekabet edebilirlikte bu şehri hak ettiği yere taşıyamayacaksak, bu konuda bugün böyle düşünüp yarın çark edeceksek, Allah bize bu makamı yine nasip etsin. Aşkın Tören daha sonra dedesi Halil Gürel ve büyük halası Nadiye Güreli kaybeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a Altınordu Orta Camii'nde taziye ziyaretinde bulundu. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına katıldı. Tören daha sonra Altınordu Subaşı Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti. Önüne çıkan 7'den 70'e herkesle görüşen ve sohbet eden Tören günü yine yoğun bir tempo ile sürdürdü. Evet, Aşkın Tören çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Birol Yılmaz gibi, Birol Yılmaz haberini de program sonunda izlettireceğim size.
Evet, iki haftalık bir aradan sonra avukat Ezgi Karabayraktar stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Akın Bey. Memlekette hukuk ne durumda? Adaletle ilgili süreç nasıl ilerliyor? İnsanların son yapılan anketlerde adalete olan güvenciyle ilgili bir veri var. %8 ile 17 arasında bir düşüş varmış. İnsanların hukuk sistemine, adalet sistemine olan güven endeks oranı biraz daha aşağı düşmüş. Ne diyorsunuz? Önce bu soruyu sorayım size. Evet, adalete olan inancımız tabii ki de her zaman sağlam olsun istiyorum. Ama yargılamanın uzunluğu, adalet sisteminde yapılan değişiklikler, bir takım aksaklıklar, son dönemde yaşadıklarımız, darbe girişimi dahil her şey adalete olan güveni zedeledi. Ama tabii ki de zaman içerisinde yine devletimize, adaletimize güvenimiz artar diye düşünüyorum. Öyle temenni ediyorum en azından. Evet. Bugün vatandaşlarımızın, özellikle orada yaşayan izleyicilerimizin hangi konuyla ilgili, hukuki konuyla ilgili bilgilendireceğiz? Şimdi biz öncelikle kefalet sözleşmelerinden bahsedeceğiz. Muhakkak hayatının bir döneminde herkes de kefil olmuştur ya olmayı düşünmüştür en azından. Bu kefil sözleşmesinin şartlarıyla ilgili bir bilgi vereceğiz. Daha sonra da icra taahhütünün ihlalinin sonuçlarından bahsedeceğiz. En son mal rejimi, yani evlilik birliğinin devamında eşlerin mal paylaşımlarıyla alakalı kısa bir bilgi vereceğim. İmamla ilgili olan kısmını mı? Efendim? İmam nikahıyla ilgili olan kısmını mı? Evet, imam nikahı değil de yani resmi nikahın sonuçları. Evet. İmam nikahı zaten biliyorsunuz hiçbir resmi sonucu yok. Şimdi yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında kefalet sözleşmesinin geçerlilik koşulları Borçlar Kanunu madde 581'de tanımlanmış. Burada kefilin alacaklıya karşı borçlunun borcunu ödemeyi kayıtsız şartsız taahhüt ettiği bir sözleşme mevcut. Bu sözleşmenin geçerli olmasının bir takım şartları var. Bunu da kefil olan kişilerin özellikle dinlemesi gerekiyor. Özür dilerim, kameranız burada, sürekli arkadaşlarım da bana uyarıyorlar. Tamam. Evet, buyurun. Hı-hı. Buyurun. Evet. Şimdi burada mevcut bir borç olması gerekiyor ve geçerli olması lazım bu borcumuzun. Yazılı şekil şartı ve eşin rızası var bu kefalet sözleşmesinde. Yazılı şekil şartı çok önemli. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bu kefil sözleşmesini neden anlatıyoruz? Belki birine kefil olmuş olabilirsiniz. Bu kefaletten pişman da olabilirsiniz. Çünkü kefil olup da sonradan herhalde pişman olmayan yoktur Akın Bey. Dolayısıyla bu kefalet sözleşmenizden dönmek istiyorsanız muhakkak şekil şartlarına bakmamız lazım. Evet, merak ettim ben de, çünkü birçok insan iyi niyetli bir şekilde bir dostuna, arkadaşına, kardeşine, bir ortağına kefil oluyor ama sonradan bakıyor ki bir iyi niyetin suistimali var ve bu kendisine ekonomik olarak da manevi olarak da zarar verecek. Evet. Ne yapmalı, şartı nedir? Yazılı şekil şartı kefalet sözleşmesinin en önemli şartıdır. Sözlü beyanla veya miktar belirtilmeksizin yapılan kefalet sözleşmesi geçerli değildir. Şunu da belirtmek gerekir. Kefil sözleşmesi kümülatif dediğimiz hukukta şartlara tabi. Nedir kümülatif? Yani üç şartın, az önce saydığım üç şartın bir arada gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yani hem mevcut ve geçerli bir borç olmalı, hem yazılı şekil şartı sağlanmalı, hem de eşin rızası olmalı. Eşin rızası burada çok önemli. Ayrıca kefalet sözleşmesinin kefillikle alakalı bölümlerinin el yazısıyla yazılmış olması lazım. Tabii ki bunu belki sade bir vatandaş kefil olduktan sonra anlayamayabilir. Yani hangi şart, ben burada söylesem bile hangi şekil şartlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlamayabilir. O yüzden muhakkak bir avukata danışarak kefil sözleşmesinin geçerli olup olmadığını araştırmasını ben tavsiye ederim. Burada yazılması gereken muhakkak yazılı şekil şartı dedim. Yani sözlü olarak hiçbir şekilde kefil olamayız. Azami miktar ve kefalet tarihinin muhakkak yazılması gerekir ve kefaletin bir şarta bağlanmaması gerekir. Evet. Yani ben şu şart gerçekleşirse kefil olacağım diye bir şart koşulamaz. Yani kefil olduysanız fakat bu kefaletten pişmansanız bir şekil şartlarını araştıralım derim. Evet.
Eşin rızası evli kişiler için bir ek koşuldur. Tabii ki eğer evli değilsek böyle bir konuda söz konusu değil. Eşin rızası sözleşme kurulmadan önce veya en geç sözleşme sırasında mevcut olmalı. Burada aile birliğinin önemi de borçlar kanunu dahi bütün uygulamalarda karşımıza çıkıyor. Yani Akın Bey, eşinizin rızası olmaksızın kimseye kefil olamazsınız. Yine eş rızası olmaksızın kefil olduysanız muhakkak kefale sözleşmesinde geçerliliğini ispat edersiniz diyelim. Evet. İcra taahhüdünün ihlali yine icra konusu. Müsaadenizle suyum burada. Tabii. Evet, bu arada Ezgi Hanım böyle zaman zaman program sırasında çok böyle interaktif bir program oluyor. Ben korkuyorum acaba ne olacak diye. Yok yok, korkmayın. Tamam, sıkıntı yok. Buyurun efendim, devam edin. Ya ekstrem bir durum yaşamayız. Ekstrem bir durum İnşallah yaşamayız. Yani temenni evet. ediyorum. Evet. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı Akın Bey? Var tabii. Şimdi ben mesela diyelim birisine kefil oldum. Hı hı. Ve yakın aileden birisi ve bu kefaletten vazgeçmek istiyorum. İşte kefaletten vazgeçmek için muhakkak şekil şartlarını, daha doğrusu şöyle doğru ifade edelim. Kefaletin geçersizliği için muhakkak ki şekil şartlarını bir araştırmamız lazım. Eğer şekil şartlarını sağlayan bir kefalet sözleşmesi ise aynı borçlu gibi borçtan sorumlu olmak mecburiyetindesiniz burada. Evet. Diğer konumuza isterseniz. Diğer konumuz icra taahhüt ihlalidir. Borçlunun ödeme şartının ihlali. Yani taahhüt vermiş olanlar iyi bilirler ama hakkında icra takibi yapılmış herkes de bu konuya aşinadır. Muhakkak kendilerine bir icra takip elemanı tarafından ya teklif edilmiştir ya kendisi taksitlendirmeyi talep etmiştir. Bu aslında bankaların mesela bize yaptığı taksitlendirmenin icra memuru önünde yaptığı yapılan bir halidir. Ama bunun bir takım sonuçları var tabii ki. Borçlu alacaklının satış talebinden evvel eğer haciz durdurma talebindeyse, yani kendisine icraya haciz yapılmasını önlemek istiyorsa, borcunu muhakkak taksitlerle ödemeyi taahhüt edebilir. Böyle bir şans satış talebinden önce var. Ve ilk taksitte de derhal verirse icra muamelesi durur. Bu aslında hem borçlunun lehine hem de aleyhine bir durum yaratabiliyor. Şimdi borçlu ilk etapta icra tehdidi altında verdiği bu taahhütten daha sonra ödeme yapmaması sonucunda bir takım cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu da nedir? Tazyik hapsi. Şimdi oraya geleceğim. Burada taahhüdün de bir takım geçerlilik şartları var. Burada muhakkak icra taahhütünün icra memurunun gözü önünde yapılmış olması lazım imzasıyla birlikte. Alacaklının bu icra taahhüdünü kabul etmesi lazım. Alacaklı kabul de etmeyebilir. Bir örnek verebilir miyim? Tabii, buyurun. Geçtiğimiz yıllarda bir arkadaşımızın bir borcu ile ilgili olarak onu çok seven bir dostu diyor ki bu borcu ben ödemek istiyorum diyor ve icra memurunun yanında o borca kefil oluyor ve atıyorum 8 ya da 10 taksite imza atıyor. Ve daha sonradan da bize geldi dedi ki ya ben dedi bu dedi borcu ödemezsem ne olacak dedi. Ve burada herhalde bu icra memuru önünde atılan bir başkası adına o borcu ödeme taahhüdünü diyelim ki 3 taksit ödemediğinde bir cezai durum oluyor galiba, değil mi? İşte ona geleceğim. Evet. Bir ikincisi tabii ki eğer arkadaşınız evliyse eşinin rızası da gerekiyor. Bir kere eş rızası olmadan taahhüt verdiyse kefil olup o da geçersiz bir taahhüt olur. Evet. Şimdi bunun sonucu şudur. Alacaklı icra taahhüdünün ihlalini öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde İcra Ceza Mahkemesi'ne borçluyu şikayet edebilir. Bu şikayet sonucunda tabii ki bir yargılama olacak ceza mahkemesinde. Sanığa yani borçluya 3 ay tazyik hapsi veriliyor. Ve bu tazyik hapsi borç ödenmeksizin tazyik hapsini biraz açıklar mısınız? Yani 3 ay ceza mı alıyor? 3 ay hapis cezası, disiplin hapsi. 3 ay boyunca cezaevinde yatmak zorunda. Kamuya çevrilebiliyor ama, değil mi? Hayır, tazyik hapsi çevrilmiyor. Gidiyor 3 ay yatıyor. Hayır, doğru. Eğer ödemezse veya bir yakın tarafından ödenebilir. Ödemezse 3 ay tazyik hapsiyle ceza. Ne kadar acımasız Ezgi Hanım. Düşünsenize borcunuz var.
bir şeye imza atıyorsunuz, ödeyemiyorsunuz. Ekonomik koşullarınızdan dolayı girin içeri. O zaman taahhüt vermeyin. Evet. Buradaki vatandaşların uyması gereken yani şey. Yani şöyle tabii ki icra tehdidi altındaysanız taahhüt verdiniz. Bir dakika taahhüt verdiniz. Ekonomik koşullarınız birdenbire o taahhütü gerçekleştirecek durumu zorlaştırdı ve o parayı ödeyemiyorsunuz. Burada alacaklı tarafla anlaşıp, alacaklı vekiliyle anlaşıp taahhütü tekrar şekillendirebilirsiniz. Veya tekrar bir vade belirleyebilirsiniz. Burada aslında tüm avukatlar şunu söylüyorlar. Asla bir icra memurunun önünde bu tip borçla ilgili imza atmayınız diyorlar. Çünkü daha sonra bunun tazyik hapsi gibi... Ben aslında öyle bir tavsiye vermiyorum. Siz ne tavsiye veriyorsunuz? Sonuçta icra tehdidi altındaysanız, üzerinize kayıtlı mal varlığınız varsa bu hacize önleminin tek yöntemi taahhüttür. Tabii bu önce taahhüde, borcunu ödemek daha güzel tabii ama... ödeme durumumuz yoksa yok, diyorum. Evet. Satışı önlemenin tek yöntemi taahhüttür. Bu taahhütü alacaklıyı aslında ikna edip vermeniz gerekir. Çünkü kimse borcunu taksitlendirip almak mecburiyetinde değil. Alacaklının kabulüyle yapılan bir şey. Aslında hem güzel bir uygulama, en başında söylediğim gibi borçlunun lehine ve aleyhine bir takım sonuçlar doğuran bir uygulama. Ama tabii ki yine tazyik hapsi çıkmaması için de ben söylüyorum, ben kendi borçlularım açısından da uyguluyorum. Eğer bir ödeme güçlüğü varsa, gerçekten iletişime geçildiyse benimle, muhakkak yeniden taahhütü yapılandırıyorum ve taksitlendirmeyi tekrarlıyorum. Evet. Evet, buyurun efendim. Evet, Akın Bey, buradan seyircilerimize de söyleyeyim, çok dikkatimi dağıtıyorsunuz. Evet, çok şakalaşıyoruz sizinle yayın esnasında. Evet, Ezgi Hanım... Sizi şikayet etmiş gibi oldu biraz, değil mi? Yok, şimdi Ezgi Hanım çok, siz interaktif bir programcı olduğunuz için ben her an acaba bardağımı eline alacak... Koltuğumu çevirecek, başka kameraya mı bakacak dediği için ben böyle eyvah panik ne olacağım şimdi diye. Ben evet, biraz bu şekilde yayında rahat etmeyi seviyorum. Evet yani. Tamam, biz bu öz eleştirimizi kendi aramızda yapalım. Tamam, tamam, kendi aramızda yapalım. Tabii o sizin de bana yansıttığınız enerji dolayısıyla öyle. Sağ olun, öyle. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Taahhüt konumuz bu şekilde. Mal rejimi, bu konuda bir sorunuz yoksa mal rejimi yok, konusuna yok, geçelim. O arkadaşınıza da söyleyin, 3 ay tazyik hapsiyle cezalandırılabilir. Tabii ki şikayet durumunda, otomatikman değil. Ha, şunu da belirteyim. Borç için özgürlüğü kısıtlayan hiçbir ceza yok. Bu Roma borçlar hukukunda dahi böyleyken icra taahhüdü konusundaki bir istisna bu. Yıllar önce Romalılar bu özgürlüğü tanımış. Biz Türkiye'de hala... icra evet, taahhüdü gerçekten bu konuda bir istisna oluşturmuş. Evet, evet. Buyurun. Mal rejimi, evlilik birliği esnasında malların yönetimi, tasarrufu ve tasfiyesiyle alakalı kuralların tümüne mal rejimi diyoruz. 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle TMK'ya göre biz edinilmiş mallara katılma rejimine tabi oluyoruz. 2002'den önce evlensek de, 2002'den sonra evlensek de, amiyane tamire otomatik olarak hepimiz evlendikten sonra edinilmiş mallara katılma rejimine tabiyiz. Aksi bir sözleşme yapmak isteyen, tabii ki sözleşme serbestisi kapsamında noter huzurunda mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı, bunların hepsini yapabilir. Bunun muhakkak noter huzurunda yapılması gerekir, düzenleme veya onaylama şeklinde. Başka türlü aramızda sözlü olarak veya aramızda basit bir kağıt usulü yaptığımız yazılı sözleşme burada geçerli değil. Çünkü kanundan doğan bir hak bu. Şimdi tabii ki bir takım hallerde hakim haklı sebepte mal ayrılığına da karar verebilir. Örneğin diğer eşin mallarının borca batık olması ve bizim de mallarımızın satış tehdidi altında olması, icra yoluyla paraya çevrilmesi tehdidi altında olması. Tabii bunun için muhakkak bir dava açmalar lazım. Mesela eşim, bizim ortak evlendikten sonra kendi mal varlığımız var. Bir evimiz, bir arabamız var. Bu evim arabam eşimin savruk davranışları yüzünden ve yaptığı borçlar yüzünden, örneğin kumar borcu, örneğin başka tip kredi çekmiştir ya da eve kullanmamıştır bunu. Bununla alakalı benim mal varlığım ve çocuklarım geleceği tehlikeye girdi diyorsanız hakime başvurarak mal rejimin değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Evet. Mal ayrılığı sözleşmesine geçebilirsiniz. Evet. Tabi olduğumuz mal rejimi ise
daha önceki mal rejimi 743 sayılı eski TMK'da mal ayrılığı vardı. Burada bir takım mağduriyetler doğuyordu eş açısından, daha çok kadın açısından. Çünkü ev işlerinde yardımcı olan, hatta eşinin işlerine dahi yardımcı olan kadın boşandıktan sonra eşin üzerine olan malların hiçbirinde hak talep edemiyordu. Bu da boşanma açısından kadın nezdinde aleyhe sonuçlar doğuruyordu. Kanun koyucu bunu görecek ki 2002'de yaptı. Aslında şöyle de bir parantez açayım. Çok geç yapılan bir değişiklik bu. 2002'de yaptığı değişikliklerle, ki o yüzden 2002'den önceki evlilikleri de kapsıyor bu kanun. Bu değişikliklerle edinilmiş mallara katılma rejimine geçti. Bunu nasıl kısaca anlatabilirim? Evlendikten sonra kişisel malınız ve evliliğiniz süresince edindiğiniz mallar bölü iki. Yani evlendikten sonra bütün mallarınızın yarısında eşiniz hak sahibi olur. Tabii boşanma esnasında eşin kusurlu oranını bakılarak bu pay oranı azaltılabilir. Yani diyelim ki bir aldatma sonucu boşandınız. Eşiniz hakim karar verirse bütün mal varlığınızı da sizden alabilir şeklinde kusur oranının da burada mal rejiminde de ciddi bir önemi var diyelim. Evet. Ben teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu. Sevgili izleyiciler, bugün Yeni Gün programını biraz uzatacağız. Çünkü haberlerimizden girmesi gereken haberlerimiz var. Programın süresini şimdi reklam aramızdan önce bir 9. habere gidelim. Sonra bir Aydın Beyoğlu türküsünü ordu görüntüleriyle size izletelim. Sonra kısa bir araya gideceğiz ama önce bir bakın Cumhuriyet Halk Partisi Altın Ordu Belediye Başkanı adayı Birol Yılmaz'ın muhtarlarla ziyaret haberini bir izleyelim. Altınordu'da tüm mahallelerin eşit hizmet alması için yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulunan muhtarlar toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz'ın kent yönetimi konusundaki birikimi sohbetlerinde oldukça dikkat çekti. Bir şehir plancısı olarak kent yönetiminin her aşamasında muhtarlarla birlikte davranacaklarını, hizmet planlamasını birlikte yapacaklarını vurgulayan Birol Yılmaz, yerel yönetimin en önemli yapı taşı sizlersiniz. Sizlerle birlikte Altın Ordu'yu en iyi şekilde yönetmeye adayım dedi. Şunu belirtmeliyim, sizler benim için çok değerlisiniz. Benim için derken kısmet olur da belediye başkanı olursak, belediyecilikte, belediye yönetiminde muhtarlara son derece önem veriyorum. Çünkü muhtarlar olmadan belediye başkanının şehri tam anlamıyla yönetmesi, şehrine tam anlamıyla hakim olması söz konusu bile olamaz. Çünkü şehrin bugün 92 mahallemiz var. 92 mahallede ciddi bir nüfusa hitap ediyoruz. Çok yaygın bir hizmet ağı var Altınordu Belediyesi'nin. Bu noktada eğer bu muhtarlarla iletişim sağlıklı olmazsa, bu muhtarlar yönetime katılmazsa mutlaka belediyeciliğin bir ayağı toparlanacaktır. Bu bağlamda en ücra köşedeki vatandaşımızın sorununu da belediye bizlere taşıyacak olan sizlersiniz. Onun için bizim için çok değerlisiniz. Evet, isterseniz şimdi Emirhan çayını içtiyse eğer kameranın karşısından şöyle bir ordu görüntüsünü verelim. Aydın Beyoğlu çok güzel bir albüm çıkardı. Benim en favori şarkım Bizim Sezer diye bir türkü şarkı ama şu Ben Ordu'ya Gidiyorum herhalde YouTube'da, internette en fazla tıklanacak, izlenecek olan çalışma. Şimdi Ordu'ya gidemeyenler için Ben Ordu'ya Gidiyorum türküsüyle biraz size Ordu'yu gösterelim. Mümkünse şarkının tamamını vereceğiz. Süresi ne kadar şarkının Aykut? Kaç? 4 dakika. O zaman 3 dakikalık bir ordu türküsü, ordu görüntüsüyle o türküyü sizlere bir dinletirelim. Kameraman arkadaşım da geçti mi kamerasını? Tamam, hadi bakalım. Kız nereye nereye bakmaz mısın
Savaşını yedim. Ben orduya gidiyorum. Gelirim üstüm sevdim. Gizli gizli bak yanda. Ah ağzını yedim. Başında sürme çekmiş kaşına, mavi yazma başında sürme çekmiş kaşına, 19'dan gün almış gelmiş 20 yaşına, 19'dan gün almış gelmiş 20 yaşına, ben orduya gidiyorum, gelirsin sen. Gizli gizli bakıyon da ah ağzını yedim. Ben orduya gidiyorum, gelirsin sevdim. Gizli gizli bakıyon da ah ağzını yedim. Çambaşının yolunda gıdı var kolunda. Çambaşının yolunda gıdı var kolunda. Dönüp dönüp bakıyor, madası var onun da. Dönüp dönüp bakıyor, madası var onun da. Ben orduya gidiyorum, gelir misin sen? Ben orduya gidiyorum, gelirsin sevdim. Gizli gizli bakıyorum da ah ağzını yedim. Ben orduya gidiyorum, gelirsin sevdim. Gizli gizli bakıyorum da ah ağzını yedim. Ben orduya gidiyorum, gelirsin sevdim. Sedat Ünver ve Yusuf Kuvancı'nın hazırlayıp sunduğu Meletten Esen Rüzgar evlerinize konuk oluyor. Bu hafta Rüzgar, Mesudiye Karacaören Derneği gecesinde esmeye devam ediyor. Kasr-ı Lena Bala Salonu'nda Mesudiye Karacaören Derneği gecesinde türkülere, horonlara doymaya hazır olun. Konuklarımız Karacaören Mahallesi Dernek Başkanı Ercan Karaca, Türk Halk Müziği sanatçısı Gülbeyaz Demir. Cumartesi Meletten Esen Rüzgar hoş sohbeti ve müzikleriyle saat 20'de TV52 ekranlarında. Sakın kaçırmayın. Herkes daha kaliteli, daha güvenli, daha konforlu evlerde yaşamak ister. Biz de. Gelin komşu olalım. Aynı merdivenlerde günaydın diyelim birbirimize. Aynı otoparkta selamlaşalım. Aynı kamelyalarda doyumsuz sohbetler yapalım. Gelin komşu olalım. Elite Park'ta yaşam başladı. Sınırlı sayıdaki daireler tükenmeden siz de bu eşsiz projedeki yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Elite Park bir alan yapı projesidir. Vazgeçmezsin ve yaparsın. Bu dünyayı her şeye rağmen yapanlar değiştirir. Geliştirdiğimiz her teknoloji, yaptığımız her yenilik işte bunun için. Sen yap diye.
sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partimizin onayıyla Altınordu ilçemize hizmet etmek için aday gösterildik. Şahsımıza inanıp bu önemli görevi bize layık gören başta Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti il yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şehre hizmet etmek ayrı bir güç ve ayrı bir enerji. Enerjimiz, birikimimiz ve tecrübemizle Altınordu ilçemizi geliştireceğiz, güzelleştireceğiz. Başarılı yatırımlarla geleceğe taşıyacağız. Aday adaylık başvurumuzu yaparak çıktığımız bu yolda bizim mücadelemize sevgisini eken, desteğini esirgemeyen herkese de ayrıca teşekkür bir borç biliyorum. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Sorumluluklarımızın bilinciyle halkımızın bize ve partimize olan güven ve teveccühüne layık olmak için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Parti yöneticilerimiz, gençlik ve kadın kollarımız, meclis üyesi adaylarımızla birlikte el ele önce gönüllere gireceğiz. İnşallah 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkıp vatandaşlarımızla birlikte Altınordu'yu gönül belediyeciliği vizyonuyla buluşturacağız. Hiç kimseye ayrım yapmadan herkese eşit mesafede hizmet edeceğimi bir kez daha hatırlatarak tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aşkın Tören, AK Parti Altınordu Belediye Başkanı adayı. Konu komşu duysun, müştemmer kese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Selçuk İnşaat'tan kaçırılmayacak tarihi fırsatlar. Fırsat 1. Yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Şehzade Konakları'nda 90 metrekareden 130 metrekareye daire seçenekleriyle 60 ay %0.98 faiz. Fırsat 2. Yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle 60 ay %0.98 faiz. Fırsat 3. Bucak Mahallesi'nde anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz daireler. 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daire seçenekleriyle 60 ay %0.98 faiz oranı. Ayrıca Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş lüks daire seçeneklerimizle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Yaşam kalitesi yüksek, ayrıcalıklı ve hayat dolu projelerimiz sizleri bekliyor. Her köşesi konfora adanmış, ince detaylarla donatılmış, şık, ferah dairelerimizi sizin zevklerinizi hayatınıza yansıtmak için tasarladık. Görülmemiş faiz oranları ve vade imkanlarıyla kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz. Denize nazır benzersiz manzarasıyla yüzme havuzu kapalı otoparktan direkt dairelere ulaşımı, modern ve lüks mimarisiyle Güzelyalı Mahallesi'nde tamamlanan Dream Garden evlerinde hayata yeniden merhaba diyeceksiniz. 165 metrekare ve 265 metrekare normal ve dubleks daire seçenekleriyle Dream Garden evlerinde hayal ettiğinizden çok daha fazlasını bulacaksınız. Doğayla bağını koparmayan, estetik ve ergonomik yapılarla kentin yükselen değeri Karşıyaka'da, Karşıyaka prestij konutlarıyla hem ayrıcalığı ve lüksü hayatınızın her anına taşıyın hem de geleceğe yatırım yapın. Prestij konutları yüzme havuzu, otoparktan dairelere direkt ulaşımı, spor alanları, sosyal ve kültürel yaşam alanlarıyla hayatınıza değer katacak. Gülhan Yapı, düşlerle gerçeği birleştiren projeler.
bankadan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? Bir saniye lütfen. 14. 14. 15 11. 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Eda Hanım şifre 14 15 11. Emniyet müdürlüğünden arıyorum Eda Hanım. Şifre 14 15 11. 14 15 11. Puan kazandım. Eda Hanım şifre 14 15 11. Şifre 14 15 11. Teşekkür ederim Eda Hanım. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İsa Akçay Sigorta. 444-5213 ara Türkiye'nin. Smart'ın kaybolmayan kanalları fark yaratmaya devam ediyor. 2019'un en iddialı ve ödüllere aday filmleri her yıl olduğu gibi bu yılda D-Smart'ta. Nefes kesen dizilerin yeni sezonları ve çok daha fazlası 10 megabit hıza kadar kotasız internetle birlikte sadece 89.90. Üstelik bu heyecan her yerde yaşanabilsin diye D-Smart Go hediye. D-Smart her televizyona şart. Kusursuz tasarımları, yüksek kalitesi ve her bütçeye uygun fiyatlar. Evlenmeyi düşünenler, bu özel gününüzde aradığınız her şey Burcu Grup Gelinlik Kuaför Organizasyon'da. Gelinlik, nişanlık, kınalık, kaftan, abiye, tesettür modeller, damatlık, kişiye özel dikim seçenekleriyle Burcu Gelinlik Moda Evi'nde. Düğün öncesi tüm ihtiyaçlarınızı tek bir adreste tamamlayın. Kuaför ve her türlü düğün, kına, sünnet, açılış, doğum günü partileri, söz, nişan ve çok daha fazlası Burcu Grup organizasyonlarıyla hizmetinizde. Siz sadece hayal edin, gerisini bize bırakın. En özel gününüzü sizin için biz tasarlayalım. Burcu Grup Gelinlik Kuaför Organizasyon sizi hayallerinizin ötesine taşır. Dedeciğim, bu ne? Bakayım hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya. Sen neden bağış yaptın ki buraya? Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok. El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Evet sevgili izleyiciler, bugün yeni gün programına biraz uzattık. Şimdi birkaç tane haberi sizlere ardı ardı izletmek istiyorum. Önce Aybastı'daki heyelan hepimizi korkuttu. Sayın Valimiz Seder Yavuz Bey Aybastı'daydı. Çeşitli incelemelerde bulundu ve ardından da bir 11. haber. AK Parti Perşembe Belediye Başkan Adayı Mustafa Sayın Tandoğan. O da seçim çalışmalarını devam ediyor. Bu haberleri bir izletelim, sonra söyleyeceklerimiz var. Ordu'nun Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelan felaketi sonrası hemen bölgeye gelen Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.
Vali Settar Yavuz daha sonra Aybars ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yavuz ilk olarak Aybars'lı kaymakamlığını ziyaret etti. İlçe hakkında Aybars'lı kaymakamı Yusuf Beran Vuran'dan bilgiler aldı. İlçemizde güzel bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Daha sonra da birçok istişarelerde bulunacağız. Toplantılar gerçekleştireceğiz. Böylelikle ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmet ve yatırımlar her neyse bunları da bir kez daha değerlendirme fırsatı bulmuş olacağız. Vali Yavuz daha sonra ilçede bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Tek tek sorunları dinledi. Ordu Valisi Settar Yavuz vatandaş ve esnaf ziyaretinin ardından Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Güzel bir gün bizim adımıza, Aybars adına. Sizleri biz burada görmek son derece hem vatandaşlarımız hem bize son derece memnun etti. Aybars'taki sağlık mahallemizdeki bir heyelan neticesinde buraya geldiniz. Devletin sıcak ve şefkatli yüzünü gösterdiğiniz için, devletin elini uzattığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz Aybars'ta belediyesi olarak 70 personel, 23 araç, 21 mahallemiz ve devletin tüm kurumlarıyla başta sizlerle uyumlu bir şekilde hizmet ediyoruz. Bu sene kış mevsimi zaman zaman çetin geçti. Zaman zaman da gördüğünüz gibi Şubat ayında güneşli bir mevsim yaşıyoruz. Kışın vatandaşlarımızı mağdur etmeden bir süreç yaşadık. Aybars'lı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Ordu Valisi Settar Yavuz'a yapılan hizmetler sebebiyle teşekkür etti. Zaman zaman gecenin 12'sinde birini de sizleri rahatsız ettiğimiz dönemler oldu. Duyaldığınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her ömrün bir sonu olduğu gibi bizim de görevimde bir sonu var. Benim 40 gün sonra görevim sona erecek. Ben şahsınızda Aybars'ta Aybars'ın güzelleşmesi adına size bağlı kurumların Aybars'ta verdiği destekten dolayı ilçe kaymakamımıza, önceki kaymakamlarımıza, sizlere, milletim adına devletime teşekkür ediyorum. Ordu Valisi Settar Yavuz, Aybars'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. İlçenin turizm noktasında önemli bir ilçe olduğunu söyledi. Ordumuzun şirin ilçelerinden Aybars'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle ev sahipleri vesilesiyle kıymetli kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve bizi gerçekten sevgiyle bağrına basan Aybars'lı kardeşlerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade etmemiz gerekiyor. Biraz önce de sokakların dolu bir şekilde ve gülen yüzlerle karşılanmış olmak da ayrı bir mutluluk bizim için. Aybars ilçesine yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler de veren Vali Yavuz, Sağlık Mahallesi'nde yaşanan heyelan felaketine de değindi. Bundan böyle de Aybars'ı özellikle Ordu'da ve Türkiye'de tanıtacak her türlü girişimin içerisinde olacağımızı bilmenizi isterim. Çünkü Aybars'ı ordumuzda en fazla parlayabilecek ilçelerimizden bir tanesi. Bizim için önemli bir destinasyon, önemli bir turizm merkezi olarak da gözüküyor. Bu çalışma süreci içerisinde gayet uyumlu, güzel bir çalışma ortamı içinde bulunduk. Biz Aybars'ın yanında olmaya elbette devam edeceğiz. Bir İmam Hatip Lisesi gündemimizde zaten. Diğer taraftan özellikle sporcu kardeşlerimizin rahatını sağlayacak, rahat bir seyir ortamı sağlayacak. Tribünler konusunda biraz önce talimatlandırdım. Gerekirse biz valilik imkanlarıyla da bunu devreye sokmayı hedefliyoruz. Şimdi keşifleri, projeleri ortaya çıkacak kısa zaman içerisinde arkadaşlarımız bana getirecekler. Belediye ziyaretinin ardından Aybars'lı Fen Lisesi'ne gelen Vali Yavuz burada gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Aybars'ta bizim en güzide, en istikbali parlak ilçelerimizden bir tanesi. Bu vesileyle sizlerle bir arada buluşmak ve ihtiyaçlarımızı, sorunlarımızı değerlendirmek bizim açımızdan da oldukça büyük bir şans olarak düşünüyorum. Toplantıya katılan Ordu Valisi Settar Yavuz son olarak Aybars'lı Devlet Hastanesi'ne geldi ve burada hastaları ziyaret ederek hastane başhekimi uzman doktor Emrah Çelenk'ten bilgi aldı. AK Parti Perşembe Belediye Başkanı adayı Mustafa Saim Tandoğan ilçede seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Gittiği her yerde vatandaşlara sarılarak yakınlık kuran Belediye Başkanı adayı Mustafa Saim Tandoğan'a ilgi de büyük oluyor. Tandoğan'ın samimi tavırlarına kayıtsız kalmayan vatandaşlar kendisine samimi cevaplar da veriyor. AK Parti'den. Cumhur İttifakı'na hani bakmayın da öncekini hiç istemiyorduk. Halkla iç içe olduğunu bir kez daha gözler önüne seren tecrübeli başkan adayı Mustafa Saim Tandoğan, ilçede esnafları geziyor, vatandaşlarla sohbet ediyor. Perşembe ilçe merkez camiinde cenaze törenine de katılan başkan adayı Tandoğan, başsağlığı dileğinde bulundu. Merhaba.
Tan Doğan, Efeli Mahallesi'nde bulunan bir sanayi kuruluşunu da ziyaret etti. İhracatçı kuruluşun yönetim kurulu başkanı Necdet Gürsoy'a ziyarette çiçek takdim eden Tan Doğan, ülke, ordu ve ilçe ekonomi ve işsiz damana sunduğu katkıdan dolayı teşekkür etti. Tabii bölgemize ve ordumuza, perşembemize katkıları olan, istihdam sağlayan, ekonomik olarak büyük yatırımlar yapan Gürsoy Fındık, bundan sonraki yapacakları yatırımlardan dolayı da şimdilikten teşekkür ediyoruz. Çünkü bir istihdam sağlanıyor. Evlere buradan para gidiyor, maaş gidiyor, iş gidiyor. Onlar gibi orduda iş adamlarına ihtiyacımız çok var. Biz de bunların vasıtasıyla Perşembe'ye iş adamlarımızı davet ediyoruz. İş adamlarımızı Perşembe'ye yatırım yapmaya çağırıyoruz. İnşallah bundan sonra Perşembe daha güzel olacak, daha iyi olacak. İstihdama açık kapılar olacak. Gürsoy da Başkan Tan Doğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hem sizlere hem de sizlerle beraber bizleri ziyaret eden arkadaşlara ben de teşekkür ederim. Tabii ki aslında Perşembe gerçekten güzel bir ilçe ve güzelliğe de layık olan bir ilçe. Her şeyden önce bugün Perşembe'nin özellikle istihdam ve diğer koşullarda da ileri gitmesi ve önemli olan da dokusunu bozmaması gereken bence bir ilçe. Dolayısıyla inşallah bu 30 Mart seçimlerinden sonra her şey Perşembe için daha güzel olur, hayırlı olur diyorum ve sizlere de başarılar diliyorum. Sevgili Mustafa Başkan'ı çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım, kardeşim. Bir an önce seçim dönemindeki şu yoğun mesai sırasında kilolarından da kurtulmasını tavsiye ediyorum. Zaten eşleri bunu sık sık kendisine söylüyormuş. Bu seçim işte politikacılara zaman zaman kazansa da kaybetse de sağlık için iyi geliyor. Şimdi efendim soframızın olmazsa olmazlarından bir tanesi de patates. Geçtiğimiz günlerde bir izleyicimiz aradı, dedi ki ya patates dedi, dikimi niye yasaklandı? Birazdan haberimizde izleteceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar bizi sık sık arayıp ne olacak bu EYT'nin durumu diyor. Onu da bir sonraki haberinde bulacak izleyicilerimiz ve Fisko Birlik. Yani fındık bugün niye bu halde diye sorulur ise Fisko Birliği'nin siyasilerin maalesef oyuncağı olmasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Bugün fındık serbest piyasadaysa sebebi Fisko Birliği siyasetlerine alet eden politikacılardır diyelim. Şimdi bu üç haberimizi de izletelim. Size biz veda edelim. Bu haberlere girmemiz gerekiyordu diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın sabah saatler 08'e gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Akşam TV52 haberi mutlaka izleyin. Fatma Meltem, Naz Yılmaz ve TV52 Haber Merkezi, Ordu'nun ve Karadeniz'in en iddialı haber merkezi, yine birbirinden önemli haberleri sizlere izlettirecekler. Yayın kumandada ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Esen kalın efendim. Aralarında Ordu'nun da bulunduğu toplam 25 ilde patates üretimi yasaklandı. Patates sili hastalığı, patates ve domateste bakteriyel solgunluk, patates kahverengi çürüklüğü ve patateste halka çürüklüğü nedeniyle dikim yasağı uygulandı. Edinilen bilgiye göre Ordu'nun Aybastı, Gölköy, Kabataş ve Kumru ilçelerinde toplam 180 dekar alanda hastalık nedeniyle patates dikiminin yasaklandığı belirtildi. Ordu'da yaklaşık 180 dekarlık alanda şu an itibariyle ekipler karantina bölgesi oluşturdu ve hastalıktan etkilenen alanlar kontrol altına alındı. Gölköy ve Gürgentepe Ziraat Odası Başkanları konuyla ilgili açıklama yaparak genel olarak üretimle ilgili sıkıntı olmadığını ve her zaman üreticilerin yanlarında olduklarını söyledi. Gölköy ilçemizde üretilmekte olan patates, patateste görülen sihir hastalığı nedeniyle 4-5 yıldan beri üretimi durdurulmuştur. Bu hastalığın yaygın olmadığı bölgelerde İlçe Tarım Müdürlüğü nezaretinde bazı bölgelerde serbest vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ancak bu hastalığın daha fazla yayılmaması için Gölköy Ziraat Odası mühendisimiz ve personelimizle beraber halkımız bilinçlendirilmektedir. Patates üretimiyle alakalı çeşitli illerde ilimizin de aralarında bulunduğu
çeşitli illerde yasaklama getirildiği hastalıktan dolayı basında haberler yer aldı. Ama Ordu ilimizle ve Gürcantepe ilçemizle alakalı bize de ulaşan resmi bir yazı yok. İlçemizde hastalığın görüldüğü noktalar da var ama genel olarak patates üretimiyle alakalı bir sıkıntımız şu anda yok. Süreci de takip ediyoruz. Öte yandan hastalık nedeniyle ekim ve dikim yapılamayan bölgeler için Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı sertifikalı tohum dağıtılmaya başlandı. Olmaları lazım, bence olmaları lazım. Yani kişilerin haklarını vermeleri lazım. EYT'liler yani emeklilikte yaşa takılanlar prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaş şartına takıldıkları için SGK'dan emekli aylığı alamayan kişiler olarak biliniyor. Hem telefon açık ediyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yakın zamanda meclise teklif gelmiş, reddedilmişti. 1999 yılından bu yana zaman zaman aralıklarla gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusu son aylarda da kamuoyunda oldukça yoğun şekilde tartışılıyor. Kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş konuya dair gelişmeleri an be an yakından takip ediyor. Peki EYT'de yeni gelişmeler var mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanların gündemlerinde olmadığını ifade etti. Emekliler yaşa takılıyorlar doğru ama mevzuat ve kanunlar öyle çıkmıştı, ona uymak zorundalar. Şimdi de o kanunu bozarak emekli olmaya çalışıyorlar. Orada bir itilaf var. O itilafı ben değil siyasiler düzeltecek. Ben hakkını istiyorsa muhakkak hakkını alması taraftarıyım. Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında yanıtını verdi. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Fisko Birliği'nin kendini toparlamaya çalışan bir kurum pozisyonunda olduğuna işaret etti. Türkiye pazarında talepleri tamamen karşılayabilecek düzeyde olmadıklarını ifade eden Bayraktar, sebebi de şu, bir kısım yatırımlar yapılması lazım. Bunun için de kaynağa ihtiyaç var. Buna rağmen genel anlamda tüm Türkiye'de örgütlendik. Zaman zaman aksamalara uğrasak bile talepleri karşılamaya çalışıyoruz dedi. Ürünlere talebin gayet iyi olduğunu aktaran Bayraktar, talep büyütmeyi de kontrollü yapmaya çalıştıklarının altını çizdi. Her ürünün kendine göre getirdiği bir maliyet var. Bu maliyeti karşılayacak, birden karşılayacak durumumuz yok. Yani aşama aşama zaman zaman büyümeye çalışıyoruz ya. Talep gayet iyi ürünlerimize talep. Talep büyütmeyi de aslında kontrolü yapmaya çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum yani büyümenin bir kısım maliyetleri olduğu için. Bayraktar üretim tesislerinin kapasitesini son 3-4 yılda 3 kat artırdıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu. Üretim tesisi anlamında belki de kapasitemizi son 3-4 yılda 3 kat arttırdık ya. Ama biliyoruz ki şu anda aslında Türkiye'de yine ulaşamadığımız belki de hani dağıtım anlamında her ilde olsak bile işte yani perakende sektörüne ulaşamadığımız bir sürü alan var. Hani ben Türkiye'de şu anda belki de 1/4 gibi bir boşluğu doldurduğumuzu aslında 1/3 bir daha devasa bir alanın bize ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz ya. Bu anlamda da imkanlarımız yetiyor işte. Buna uygun davranmaya çalışıyoruz. Muhtemelen yani %25-%30 oranında tekrar önümüzdeki yıl büyüyeceğiz. Yani üretim ve perakende anlamında. Bayraktar bundan sonraki dönemde yurt dışında yapılanmaya yönelik çalışmalara önem verileceğini de söyledi. Hani biz aslında yurt dışındaki ihtiyacı karşılamıyoruz. Dolayısıyla oradan kıstığımız bir miktar kaynakla da yurt dışına yönelmeye çalışıyoruz. O da işte oradan artırabildiğimiz, planlama içine koyabildiğimiz kadar yurt dışına yolluyoruz. Yoksa aslında yurt dışında gittiğiniz birçok fuarlardaki talepleri karşılayabiliyor değiliz şu anda ya. Bayraktar son olarak fındıkla ilgili yurt dışında yayınlanan listelerde ilk 5 sırada yer almak istediklerine de işaret etti. Bundan sonraki dönemimiz aslında yurt dışında yapılanmaya yönelik gidecektir. Yapılanmamız var ama hani oraya zaman ayırma, oraya kaynak ayırma, oraya belki kapasite ayırma ile ilgili geçecektir. Tabi bundan sonra artık yani
Belki son 3-4 yılda Türkiye'de gösterdiğimiz büyümeyi, yıllık 300 lira yakan büyümelerimiz oldu Türkiye'de iç pazarda. O büyümeyi belki bu kadar olmasa bile, yani %300 olması belki mümkün değil ama yani bir önceki yıla göre iki kat artırarak yurt dışına büyümeyi sürdürmeye çalışacağız.